bir şeyin sonunu beklemem. Başından bellidir. Ne yaptı bir çocuğuma, ne yaptı? Pişmanım. Nizam ya çıkınca gerçekler ortaya çıktı. Sabaha doğru da itiraflar gelmeye başladı. Sondan söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Herkes tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sen bir adım al, bir adım al. Efendim aileni buldum. Her şey sizin sayenizde oldu. Mucizesiniz. Kimlik bunalımı yaşayan bir kadın. Bu bebek senin kız kardeşin. Evet. Peki bu kim? Tanımıyor mu? Kuzenim. Kuzenin. Bu kim? Teyzem. Benim eşim ya. Atlatacağım ya. Bahane beynim yandı. Var. Yaptıklarına şantaj. Baba gelme, istemiyorum seni. Niye istemiyorsun kızım? Seni istemiyorum. Niye? Niye? Ne sen oldu? Beni kaybettin. Böyle aşka montaj dedi. Peki bu kim fotoğraftaki? Ya hepsini fotomontajla yapmışlar. Milyonları hayrete düşürdü. Peki bu videolar kimin? Kuzenim. Kuzeniyle bir insan dans edemez mi? Kızım yalan konuştukça batıyorsun, farkında mısın? Gündeme oturdu. Sen bittin benim için. Ben hastaneye gidiyorum, orada görüşürüz. Esin mi? Sen Erva değil misin yavrum? Hayır değilim. Nesin? Esin'im ben. Erva mı? Esin mi Erva mı? Ortaya çıkar. Parmak izini size ait çıkarsa kabul edecek misiniz? Merakla beklenen gerçek. Az sonra Müge Anlı'da. Yuvasından koparılan bir bebek. Bu çocuk bu ilişki ağı içinde kaybolmuş. Olan da sizin çocuğunuz olmuş. Şüphelerin odağındaki kişiler. Bunların ikisi bu çocuğu bulacak. Karısı kocasını savunuyor, kocası karısını savunuyor Müge Hanım. Vallahi sana bir şey söyleyeyim. Yasemin Hanım'la Ömer Bey de seni savunuyorlar. İlişki sarmalı. Sen adı beni bekliyor da ben gelmedim. Ben gelmedim. Demedim mi? Kim doğru söylüyor? Ömer'in hanımı Gülbahane hakkında konuşacak. Gülbahane de bu kadının hakkında konuşacak. Bu çocuk ortaya çıkacak. Kesinlikle sen benim evi bastın. Başarım, göçenim de yok. Ama siz de gerçeği söyleyin. Lütfen herkes elini vicdanına koysun ve herkese bildiklerini anlatsın. Gamze bebeğin kaçırılmasıyla ilgili yanıt arayan sorular az sonra Müge Anlı'da. Hüseyin Ünal, kimlik bunalımı yaşayan eşinin giderken yanında götürdüğü 9 aylık bebeğine 1,5 ay sonra Müge Anlı'da kavuştu. Kıvıyorsun beni, kıvıyorsun beni. Bak bak seni görünce bak ayaklarını sallıyor bak. Gel kavuşum. Maviş. Benim ağlama, ağlama, korkar, ağlama, ağlama. Kocasına kuzen, bebeğine kardeş, annesine teyze diyen kadın da stüdyomuzdaydı. Anlatımları şoke etti. Erva diyor ki, bu bebeğin annesi ben değilim. Aslında Hüseyin'in karısı benim kuzenim. Kesin beni Necmettin'den alabilmek için böyle bir yalan uydurdular. Evet. Yani şimdi bu bebek senin bebeğin değil mi? Değil. Senin kız kardeşin evet mi? Evet. Peki bu kim? Tanımıyor mu? Kuzenim. He? Kuzenin. Evet. Hasta ya. Senin karın mı değil mi? Karım. Benim karım. Ama ben onun şu an Erva olduğuna inanmıyorum. Şu an başka kişi ya. Yani nasıl aldın da kardeşini getirdin? Türkiye'ye gidiyoruz diye. Annem de Türkiye'ye gelecekti. Ha. Sonra bebeği biz sana önden verdi gittik. Aynen Necmettin'in annesi hastaydı. Vefat etmeden beni görmek istedi. Ha. Biz de Türkiye'ye geldik. Kardeşinle beraber. Evet. Nerede bu çocuğun pasaportu? İşte onlar olmadığı için kendimi... Hayır ne oldu ama bu çocuğun pasaportu şimdi getirdi. Kayboldu. Necmettin neyin oluyor ki senin eline? Niye gönderdi böyle bir şey için? Sevgilim. Peki şimdi bu kim? Babam. Bu kim? Teyzem. Teyzem mi? Evet. Bu senin karın değil mi? Benim eşim ya. Atlatacağım tamam ya. Beynim yandı. Bak. Baba sana yaktım ne oluyor? Yaktım beynim yandı ya. Annem bu kızım annem. Sen iyi misin? Kadın... Kim senin annen söyle bana. Benim annem Zeynep. O günü getir hadi. Nerede hani? Tek kabul ettiği kişi olan babasından kaçtı. Baba gelme istemiyorum seni. Niye istemiyorsun kızım? Seni istemiyorum. Niye? Niye? Niye ne sen oldu? Sen beni kaybettin. Seni istemiyorum. Buradan direkt kesin ve net hastaneye getirmesini istiyorum. Gelinlikli fotoğrafları içinde böyle aşka montaj derler dedi. Şu ekrandaki gelinlik fotoğrafı kime ait? Bana benziyor mu? Erbacığım, Hüseyin şimdi başkasının kocasıysa... Evet. Niye seni aramaya geldi televizyona? Babamla ikisine sorun. Ne kurdularsa kafalarında. Müge Hanım bir şey... Peki senin yazışmaların var senin çok seviyorum aşkım diye Hüseyin'le bebeğin fotoğrafını... Abla atıyorsun. Onların hepsiyle oynayabiliyorlar. Benim WhatsApp'ım silindi. Peki bu videolar...
kimin? Onu ben değilim demiyorum zaten, kuzenim. Kuzeninle dans mı ediyorsun orada sen? Evet. Kuzeniyle bir insan dans edemez mi? Kızım yalan konuştukça batıyorsun, farkında mısın? Peki bu kim fotoğraftaki? Benim. Ya hepsini yapmışlar işte, benim. Fotomontajla yapmışlar. Dakikalar geçtikçe adını da inkar etti. Birlikte kaçtığı kişiyle birlikte akıl bulandırmaya devam etti. Bu senin Erva Ünal olarak hamileyken bebeğinin ultrason görüntüsü. Abla benim değil bunlar. İşte bak burada da 3G, Ünal 3G. Erva yazıyor. Doktorun sen ismi Erva de var, doktoru da arayalım. Hayır değilim. Nasıl? Esinim ben. Kesinlikle. Sen geldiğinde ben Erva'yım demedin mi? Hayır öyle kaydedilmişim ya her yerin. Emniyet bana TC kimlik verdi, nüfusa gittim. Oradaki kızın resmini görünce bu sen değilsin dediler. Peki senin şu anda ne var üzerinde kimlik? Hiçbir şeyim yok. Tek o polislerin verdiği TC numarası var. Ver o TC numarasını bana bakayım. E bak Erva Nur Aksoy sana bunu polis mi verdi? Sen bu kişi aynen misin dedi. Oymuşum ama değil, nüfustakiler sen değilsin bu dedi. Orada resim çıktı. Peki bu adam niye geldi senin için? Babamla ne kurdular ben anlamıyorum. Ben zaten babama dedim ki bebeğini getireceğim dedim. Kızım ben onlar seni yolda bulmadım. Onlar da bana dedi ki. Ben seni yolda bulmadım. Neredeydin? Hatay'a geldin. Sulh için geldim, sulh. Yani herhalde Necmettin'e yalan söylediği için o yalandan mı dönemiyor diye düşünüyorum. Dönemiyor tabii. Necmettin'i ve ablasını da kendine inandırmış durumda. Onlar bebeği bırakıp gitmek istiyorlar. Ama bu arada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yayınımızı ihbar kabul etti. Bakanlık yetkilileri de konuyla ilgili hemen çalışmalarına başladı. Ayrıca Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürümüzle görüştüm. Madem Erva, ben Erva değilim, yalan söylüyorlar, bu da kocam değil diyor. O zaman İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gidip parmak izi tespiti yaptırabiliriz. Kim olduğu ortaya çıkar, ak koyun kara koyun. Gidersin orada parmak izini verirsin, olur mu yavrum? Olur. O zaman Erva çıkarsan orada ne diyeceksin? Senin şu an kabul etmediğin ve annen olduğunu söyleyen Fatma Aksoy da telefon attığımızda. Şimdi Fatma senin annen değil mi? Abla değil, ben konuşmak istemiyorum da. Kızım bir kelime konuş ne olursun. Baba, yalvarıyorum sana. Hayır yalvarıyorum. Sen bittin benim için. Tamam. Ben hastaneye gidiyorum, orada görüşürüz. Fatma Hanım, siz de izliyorsunuz herhalde hayretler içinde. Ben Erva'yı tanıyamıyorum. Size yalvarıyorum, benim kızım bırakmayın. Şoktayım. Öyle bir cesaret yok. Sahiden ayrılamayan kız bıraktı gitti. Ben şu an Erva'yı anlayamıyorum. Allah Allah, ve kız hala ben esinim diyor ya. Şu kıza peki bunu gösterin bir evlilik cüzdanını. Müge Hanım, şimdi ben evlilik cüzdanını götüreceğim. Orada Erva Nur yazıyor diyecek. Ben Erva Nur değilim ki, esinim diyecek. Ona da Erva bir şey Nur söyleyecek. Erva Nur kim o zaman ya? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gelmiş. Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de stüdyomuza geldiler. Kızımızı alacaklar. Ben esinim diyor. Esin mi Erva mı? Ortaya çıkar. Parmak izini size ait çıkarsa kabul edecek misiniz? La. Ya vallahi bir şey söyleyeceğim. Necmettin de inanmıyorsa onun da ailesi Necmettin'i alsın, onu da bir psikiyatri kliniğine götürsün. Evra Nur Ünal az önce buraya Eyüp Sultan polis merkezine getirildi. Burada olay yeri inceleme ekibi kendisinin parmak izini alacak ve süreç başlayacak. Umarım bizim yayınımıza da her şey ortaya çıkmış olacak. Hiçbir şey için geç değil. Erteleme bugün başlar. Çok özeliz, mucizevi canlılarız. İçimizdeki kelebekler hep uçuşsun. El ele verirsek zorlukların üstesinden geliriz. Yeter ki o yüreğe sahip olalım. Siz de sefalar getirdiniz. Bugün stüdyomuz kalabalık çünkü gerçekten enteresan. Erva Nur'a Erva Nur olduğunu hatırlatabilmek için aile fertleri bugün stüdyomuzu doldurdu. Hüseyin'i tanıyoruz. Hanımefendinin eşi olduğunu iddia ediyor. Öyle söyleyeceğim şimdilik. Ayhan Bey babası, Hüseyin Bey dedesi. Nadia Hanım babaannesi, Elvida Hanım büyük babaanne, yani baba Ayhan'ın annesi. Süheyla Cantürk teyzesi, Osman Bey eniştesi, Mustafa Aksoy amcası, Berna Aksoy yengesi, Neslihan Demir halası, Süheyla Yalçın halası, Lütfü Yalçın eniştesi. Atladığım var mı? Herkes burada, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayrıca yine... Kendisine esinim diyen ama ailesinin Erva olduğunu iddia eden
Hanımefendinin annesi Fatma Aksoy'da Skype bağlantısında. Ona da günaydın diyelim. O da Almanya'dan yayınımıza bağlanmak için hazır. Fatma Hanım günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. En büyük şoku da siz yaşadınız. Çünkü babayı kabul ediyor. Ama babamın karısı Fatma değil. Ne diyordu? Zeynep diyordu. Zeynep de bir kuzenin annesi mi oluyordu? En son konuşmuştunuz. Teyzesi mi oluyor Zeynep? Benim kuzenim. Sizin kuzeniniz aslında yani. Ama annem dediği o değil. Hangisiymiş annem dediği? Bilmiyorum, onunla bir şey uydurmuş. Kimi kastediyorlar anlamadık biz. Biz değiliz yani. Sizden değil. Onların konuştuğunu söylediği kişi. Şimdi efendim biliyorsunuz yayını yani benim için de çok heyecanlı olan bir yerde bırakmıştık. Eşi ve babasının Ervan Nur Ünal olduğunu ama kendisinin Esin olduğunu iddia ettiği genç kadınla ilgili parmak izi sonucunu beklerken bırakmıştık. Ben de bu parmak izine şöyle bir şey sandım, hani parmak izini vereceğiz ve dıt diye çıkacak. Ama tabii bir tarama işlemi varmış, onu biz de öğrenmiş olduk. Vallahi yayının son saniyesine kadar da bekledik. Eyüp Sultan Polis Merkezi'nde olay yeri inceleme ve kimlik tespit grup amirliği inceledi. Ancak parmak izini bulamadık. Peki neden? Çünkü Ervan Nur Ünal adına kayıtlı Türk kimliği Almanya'da konsoloslukta çıkarılmış. Konsoloslukta parmak izi cihazı olmadığı ve daha önce de hiç parmak izi vermediği için bir parmak izi eşleşmesi yapılamadı. Hanımefendi dedi ki bakın ben size demedim mi? Ben zaten Erva değilim. Hep bunlar babamın oyunu. Nasıl çıkarttın dedik hani bu kimliği? İşte bunlar hep babamın oyunu dedi. Şu aile fertlerinden biliyorsunuz bir tek Ayhan Bey'i kabul ediyor baba olarak. Ama ne kızını, ne eşini, ne de diğer aile fertlerini şu ana kadar kabul etmedi. Peki neler yaşandı derseniz, orada bıraktık mı hayır, madem parmak izi çıkmıyor o zaman biz de DNA testi yaparız dedik. Az sonra da bu arada yayınımızda olacak, canlı yayınımızda olacak. Hanımefendi kendisine Esin diyen, ailesinin Erva dediği hanımefendi az sonra canlı yayınımızda olacak ama neler yaşadık önce bir izleyelim. Fotoğraflara montaj, kimliğe sahte dedi. Şu kim? Bu Erva, kendisi. Bana benziyor mu? Peki bu videolar kimin? Kuzenim. Yanındaki kim, kadın kim? Benim. Peki bu kim fotoğraftaki? Benim. Kuzenim. Ne videosu bu, kuzenle çekilme şey mi bu? Gerçek mi Hüseyin Bey? Bu gerçek değil mi Erva Hanım? Gerçek. Ha bir dakika, foto montaj mı yapmışlar yani? Ya hepsini yapmışlar işte, benim. Bu videoda mı foto montaj? Ama ben değilim o. Aynı değilim. Kıyafetle. Aynı kıyafet işte deminki ama fotoğraflar. Kendini yalancı yaptılar. Durumdan aşırı düşünüyorsun ya. Sen inandıramıyorsun böyle kişileri ya. Genç kadının kim olduğu koca bir soru işaretiydi. Ne bir çocuğu vardı ona göre ne de bir kocası. Bu bebek senin bebeğin değil mi? Değil. Kimin bebeği? Babamın, annemin. Senin kız kardeşin evet. mi? Evet. Peki bu kim? Tanımıyor mu? Kuzenim. He? Kuzenin. Evet. Bu senin karın mı değil mi? Karım. He? Karın? Peki şimdi bu kim? Babam. Bu kim? Teyzem. Teyzem mi? Evet. Bu senin karın değil mi? Benim eşim ya. Annem bu kızım, annem. Sen iyi misin? Benim annem Zeynep. O günü getir hadi. Nerede hani? Ben senin annenim diyen Fatma Hanım'ı bile inkar ediyordu. Senin şu an kabul etmediğin ve annen olduğunu söyleyen Fatma Aksoy da telefon attığımızda. Şimdi Fatma senin annen değil mi? Abla değil, ben konuşmak istemiyorum. Ben Erva'yı tanıyamıyorum. Erva normalde böyle konuşamaz bile. Size yalvarıyorum, benim kızım bırakmayın. Allah Allah, ve kız hala ben Esin'im diyor ya. Hamileyken bebeğinin ultrason görüntüsü. Öyle mi oluyormuş abla? Allah. Abla benim değil bunlar. İşte bak burada da Ünal Erva yazıyor. Sen Erva değil misin? Hayır. Nesin? Esin'im ben. Gerçek adı hangisi? Yalnız bu kız beni de salağa çevirmiş. O diyor ki o benim de ağzım açık gerçekten. Hani en son Esin çıkınca orada zaten koptum yani. Hani biz Erva diyorduk. Esin'im deyince her şey koptu. Burada Ayhan Bey ile Hüseyin Bey'in de çabası insan ortada kalıyor. Yani bir sürü belge var elinde fakat kız o kadar iddialı ki babam her şeyi ayarladı. Buradaki tek saçmalık tabii Hüseyin neden böyle bir oyunun içine düşsün de bu benim karım desin, çocuk da benim kızım diye çabalasın. Ya sonrasında neler yaşadık sosyal hizmetlerle falan. Bakmayın yani güleriz ağlanacak halimiz, sinirlerim bozuluyor gülüyorum. Sosyal hizmetler geldi şimdi sondan söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Bebeği alacağız dediler.
E ben de bebeği vermek istemiyorum sosyal hizmetlere. Niye verelim şimdi bu kadar aile ferdi varken yani? Babası ne mücadeleler. Babası burada, dedesi burada. Babası burada, dedesi burada, bütün akrabaları burada. E kızlar da haklı. Dediler ki o zaman bu bebeğin babası kim? Ne kimliği var, ne pasaportu var, hiçbir şey yok. Hüseyin kendini paraladı. Ayhan Bey kendini paraladı. Neler yaşadık yani vallahi ya vallahi. Erva değil misin? Hayır. Nesin? Esin'im ben. Gerçek adı hangisi? Erva Nur mu yoksa Esin mi? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gelmiş. Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de stüdyomuza geldiler. Ben Esin'im diyor. Esin mi Erva mı? Ak koyun kara koyun ortaya çıkacak. Sarenaz için harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı yetkililer, önce bebeğin annesi değil ablası olduğunu öne süren genç kadınla görüştüler. Sosyal hizmetler yetkilileri daha sonra Hüseyin Ünal'la da bir görüşme gerçekleştirdi. Eyüp Sultan Polis Merkezi'nden içeriye giriyor, parmak izi verecek. 25 yaşındaki genç kadın Eyüp Sultan Polis Merkezi'nde parmak izi verdikten sonra ekibimizle bir araya geldi. Parmak izi verdiniz galiba. Evet, ilk defa verdim. Almanya'da hiç vermemiştim. Peki sizin pasaport alırken parmak izinizi almadılar mı? Hayır, almadılar. İlk defa burada alıyorlar benim parmak izimi. Peki şimdi çocuk ne olacak? Çocuğu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Babama. Babam alsın gitsin, sonra ben Almanya'ya döneceğim, halledeceğim. Bebeğin kime ait olduğunu öğrenmek için DNA vermeyi düşünmüyor musunuz? Müge Anlı için verebilirim. Nerede kalmayı düşünüyorsunuz bundan sonra? Gideceğim onlarla. Sonra Almanya'ya geri döneceğim. Ben temelli buraya gelmedim ama babamın, ailemin baskısından dolayı buradayım şu an. Nasıl birlikte olacaksınız o zaman? Evlenince getireceğim oraya. Peki şimdi ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz Almanya'ya? Abi ben yarından sonra dönüyorum. Kimliğiniz yok. Nasıl bineceksiniz uçağa? Çıkarttıracağım işte. Nereden çıkartmayı düşünüyorsunuz? Konsolosluğa gideceğim. Öyle çıkaracağım. Sonra gideceğim. Almanya'dan Türkiye'ye, oradan da stüdyomuza getirdiği bebeğin annesi değil ablası olduğunu öne süren genç kadın, gerçeğin açığa çıkması için ekibimizle birlikte DNA örneği vermeye gitti. DNA testi için örnek vereceğim, ondan sonra sonuç ortaya çıksın. Siz çocuğun kimler olduğunu söylüyorsunuz? Babamdan ve annemden. Hüseyin Ünal ve onun kızım diye bağrına bastığı dünyalar güzeli minik Sarenaz. Onlar da DNA örneği vermek için geldiler. Daha düne de kadar nasıl hayatım devam edeceğini düşünürken bugün kızımlayım. DNA testinden sonra güzel bir hayat bizi bekliyor inşallah. Ben eşime halen sadıkım. Yani ben seviyorum yine de onu. Hiçbir şey umurumda değil. Ben ailemi kurtarmak için buradayım. Dönmek istiyorsa benim kapım ona açık her zaman. 9 aylık bebeğimiz var yani. Bu kadar kolay bitmesini istemiyorum. Yani onun şu an sadece kafası karışık olduğuna inanıyorum. Erva ne olur bak. Hayatımıza kaldığımız yerden devam edelim. Biz bir söz verdik ya. Sen bu sözü niye bozuyorsun? Sana söz veriyorum ya. Hiçbir şey olmamış gibi. İşime, evime, kızıma, eşime sahip çıkacağım ya. Buna emin olabilirsin. Şimdi biz birazdan gireceğiz buraya. DNA testi yapacağız. Kızım verecek örnek. Ben vereceğim örneğimi. Ondan sonra zaten Sarenaz kızımın olduğuna herkese kanıtlayacağım. Ondan sonra zaten bütün dünya görecek ki kimin haklı olduğunu. Genç kadının bağını ve kimliğini kabul ettiği tek kişi olan babası Ayhan Aksoy da DNA örneği verenlerden biriydi. Kızım talep etti. Programa başlarken direkt otururken dedi zaten DNA testi istiyorum dedi. Ne olursa olsun varım yani. Canım ciğerim o benim yani. Onun için her şeyi yapmaya hazırım yani. Sizlerin desteğiyle bu yola gideceğiz yani. Gerçek baba için çok açık, netti. Bu yüzden de ispatlamakta hiçbir çekincesi yoktu. DNA örneğimizi verdik. Hayırlı bir sonuç almamızı bekliyoruz her iki taraf için de. Ondan sonraki süreci sizin eşliğinizle devam edeceğiz inşallah. Ben biliyorum zaten sonuç. Erva Nur Ünal benim kızım. Sarenaz Ünal benim torunumdur. Sonucu hayırlısıyla inşallah Müge Hanım'la birlikte ekranlarda göreceğiz hepimiz. Ben zaten %1 milyon eminim Erva'yla benim çocuğumun olduğuna. Ama DNA'dan da herkese göstereceğim zaten Erva'yla benim kızım olduğunu. Peki acaba gerçek neydi? Genç kadın Erva mıydı yoksa Esin mi? Küçük bebeğin anne babası kimdi? İşte bunların yanıtı DNA testinden çıkacak sonuçta gizli. Evet, az önce de dediğim gibi burada kısa bir bölümü. Biz aslında yayın sonrası tabii sosyal hizmetler, çok teşekkür ediyorum Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na. Onlar geldiler ve dediler ki peki bu bebeğin hanımefendi önce onunla konuştular, annesi olduğunu kabul etmiyor. Annesi olduğunu kabul etmeyince bu bebeğin babası kim? Biz bu bebeği veremeyiz dediler. Almanya'dan gelen bir takım belgeler var. İşte evlilik cüzdanı var. Ondan sonra çok uzun uzadıya da konuştuk. Ben onlara tekrar teşekkür ediyorum. Vallahi orada şeyi kullandım artık ben yani. Bebeğin babası bu dedim. Çünkü bebek zaten babaya atlıyor, dedeye atlıyor, dede diyor. 9 aylık bir bebek. Tabii ki onun
hareketleriyle belli olmaz bu iş ama bir takım belgeler de var. Bir de niye gelsin adam? Onlar da çok uğraşlar. Bir ara siz çok paniktiniz. Ya bebeği alırsa sosyal hizmetler dedi mi Hüseyin? Aynen. Hüseyin Almanya ile yaptığı konuşmalar ayakta. Belge istiyor sürekli. Kıyamam sana da. Sonra sizin o belgelerle o işi hallettik. En azından bebeği sağlama aldık. Ama tabii bu sefer diğer tarafta parmak izi çıkmayınca ki siz demiştiniz Ayhan Bey o parmak izi vermedi demiştiniz. Düsseldorf Başkonsolosluğunda evlenmeden önce buna TC kimlik çıkartmak zorunda kaldık biz. Annesi, ben, üçümüz gittik. Düsseldorf Başkonsolosluğunda çıkarttık bunun TC kimliğini biz. 2021'de biliyorum. Ama parmak izi vermemişsiniz meyerse. Olmuyor demek ki. Demek ki almadılar. Biz bilmiyoruz yani. Hani kimlik orada çıkarırken gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Pasaport olmadığı için. Evet, Türkiye'de çıkarıldı diye düşünmüşüm. Türkiye'de çıkarılsaydı parmak izi verecekti. Meğerse hiç şey yapmamış. Yani bir pasaport geçerliliği yok onun yurt dışında. Nesi yok? Bir pasaport olarak geçerliliği yok yurt dışında o kimliğe. Tabii tabii. Tabii yok. Ama ben burada parmak izi vardır diye düşünmüştüm. O da benim açıkçası hayallerimi yıktı. Bu arada herkese söz vereceğim ama önce Elvida Hanım'a gelelim. Elvida Hanım'cığım hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şimdi röportajda var. Diyorsun ki bu benim torunum. Torunum. Bana da inanın. Ay, inanın bana. Ben ebedi yalan konuşurum. Ben diyorsun bu yaştan sonra yalan söyleyecek halim yok demiş herhalde. Benim torunum. Allah korusun. Allah korusun. Hoş geldin. Sefalar getirdi. Canım, hoş bulduk. Valla elini öpmüyorum. Bu koronadan sonra ben kimseye fazla yanaşmamaya başladım. O yüzden yoksa elim başım üstüne. Hoş geldin sen de. Sefalar getirdin. Hoş bulduk. Onu sonra alırız. Sonra... Ya işin arkadaşlar gerçekten şimdi bizi izliyor hanımefendi. Şimdi neydi? Erva. Erva Nur deyince de kızıyor ama şimdi bir bebek var ortada. Yani videoların da var o bebekte. Sen şimdi ne söylersen söyle, ne istersen iste. Şimdi bu adam, iki tane adam kaldı bu bebekle. Siz nerede yaşıyordunuz? Tuzla. Gebze. Şimdi gidecekler Gebze. Biz bir taraftan da ekip arkadaşlarıyla beraber... Bu çocuk ne zaman mama yedi şimdi? Getirdiler ya bebeği şeyden. Konya'dan mı getirdiler? Hatay'dan mı getirdiler? Bebek bendeydi ya. Yok yok, bebeği buraya getirdiler ya 45 gün sonra. Şimdi bebek ne mama yedi? Altına ne bez bağlayacağız? Şimdi bütün bu olaylar olurken bir de bir allerjisi tane de bebek var. Alerjisi var mı yok mu? Herhangi bir verilecek gıdaya karşı... Hayatım bırak alerjisini, mamasını hayır, bulalım derdindeyim. Yani hepsi ciddi sorun yani hani... Bebeği anne tanımıyor. Çünkü öyle bir bıraktı bebeği gitti. Beşiği bile yoktu ortalıkta. He? Beşiği bile ortalıkta yoktu. Hiçbir şey yok. Bebek kaldı mı şimdi bize? Kızı da tutamıyoruz. Ne mama yiyor bu çocuk? Tamam besleriz de şimdi burada stüdyodayız. Kaç saatte bir verilecek, ne verilecek? Hadi neyse burada işte yok bir numara o, iki numara şu falan diye hallederken... Sonra tabii Hüseyin gitti Ayhan Bey'le beraber işte. Allah'tan arkanda da gerçekten... kayınpederim ve dağ gibi de bir ailesi var. Ben hepinizi de kutluyorum. Sonra gitti alışveriş yaptı. İşte Sare bebek de gözyaşlarıyla karşılandı. Tabii bir buçuk ay sonra, bir buçuk aydır kayıptı bebek. Allah'tan hani onu güvene almak benim için en önemlisiydi bu süreç içinde. Bakın orada da neler yaşandı. İşte herkes de geldi hani Ervanur'a Ervanur olduğunu hatırlatmak için. Bakın neler söylediler. 9 aylık Sare Naz. Olan bitenden habersiz masum bakışlarıyla onu seven ve 45 gün boyunca özleyen kollara Müge Anlı sayesinde kavuştu. Ervanur değilim, esinim diyen genç kadın her ne kadar Sare Naz'ın kızı, Hüseyin Ünal'ın kocası olduğunu reddetse de Hüseyin Ünal küçük kızı için yayınımızın ardından alışverişe çıktı. Ne alacağını tam olarak bilmiyordu Hüseyin Ünal. Bu yüzden de adını, medeni halini, hatta anneliğini kabul etmeyen Ervanur'un annesini arayıp yardım istedi. Ben sana bir şey soracağım. Ben Sare'yi her gün pas aldım. O demek ki bezi al. Bunu alıyorum. Tamam. 9. ay bunu alacağım o zaman değil mi? Şamponlara gideyim o zaman. Şamponlar nerede abi? Bebek şamponu aldık. Mama aldık. Yağlı bez aldık. Bez aldık. Bir de lif aldık. Birazdan yıkayacağım da banyoda. Alışverişini tamamlayan Hüseyin Ünal'ın gideceği adres Esin olduğunu söyleyen Ervanur'un babaannesi ve dedesinin eviydi. Evladım alışverişimi yaptım. Ervan'ın babaannesiyle doğru yolumuza devam edeceğiz. Kızıma bakacağım şimdi. Sen gelesiye kadar kendim bakacağım. Sen geldikten sonra beraber bakacağız kızıma. Kucağında küçük Sare Naz'la büyük sevinçle karşılandı Hüseyin Ünal. Siz babaanne mi oluyor? Ervan'ın babaannesi. Babaannesi mi? Benim babaannem.
Ervanur'un babaannesiyim ben. Yavrum benim. Yıllarca bağırlarına bastıkları Ervanur, ben Ervanur değilim diyordu. Bu durum karşısında aile üyeleri üzgün ve şaşkındı. Ervanur yavrum, niye yaktın sen bizi yavrum? Sen bizim çiçeğimizdin, sen bizim gülümüzsün yavrum. Erva benim, dört gözle bekliyoruz, böyle başımızın üstünde durguruyorduk biz onu, ama şaştı çocuk, ne yapalım? Baba Ayhan Aksoy, gözündeki yaş dinmiyordu. Evladımızı aldık, torunumuzu aldık, ben kızımı da istiyorum yani. Ayhan Aksoy'un babası Hüseyin Aksoy da farklı bir durumda değildi. Biz onu gül bebek büyüttük, ilk torunumuz. Böyle bir şeylerle karşılaşacağımızı hiç düşünemedik yani. Peki bugün yayında benim annemin adı Fatma değil dedi. Sizin gelininizin adı nedir? Fatma. Bu çocuğun aklıyla oynadılar. Annesini inkar eden, bunu kardeşim diyen mümkün değil. Onu bir an önce kurtulmasını istiyoruz yani. Babaanne ve dedenin ilk göz ağrısıydı Ervanur. Torunlarının çocukluğunu, öğrenciliğini, nişanında çekilen fotoğraflarını telefonlarında saklıyorlardı. Bu Ervan'ın çocukluğu bu. Yani aynı bir foto poster gibiydi böyle. Bu da nişanında mesela Erva'nın. Hatta şurada tabletin üzerinde yazar. Erva, Hüseyin, nişan diye böyle. Erva'nın bu resimlerin montaj olduğunu iddia ediyor. Yok, montaj değil bu. Şu da Erva. İlk okula başladığı anda bunu okula götürdük orada. Torununuz adının Esin olduğunu söylüyor. Yok. Bizim torunumuzun ismi Ervanur. Nasıl ispat edecek yani? Sağlıklı hiç konuşmuyor. Bence tamamen hasta. Bu çocuğu ne yaptılarsa yaptılar. Babaanne Nadide Aksoy'un da gözü yaşlıydı. Tek isteği torununun yalanı bırakıp eve dönmesiydi. Ervan yavrum, ne olursun gel. Seni bizim ne kadar sevdiğimizi sen çok iyi biliyorsun yavrum. Esin değilsin sen yavrum, Ervanur'sun sen kızım. Sana o isimleri, sana o şeyleri kim koydurdu? Kim dedi yavrum sana? Lütfen gel kızım, bizi daha çok perişan etme yavrum. Büyük anne Elvida Aksoy ve dede Hüseyin Aksoy'un teyzesi Nazik Çalışkan içinde Esin diye biri hiç olmamıştı hayatlarında. Ben babası Hüseyin, annesi Erva. Yok başka. Yanlışlık yok, hiç benden yanlışlık aramazsınız. Erva da gelsin, çok seviyorum bu canımı. Ah yanımda olsa, kucaklasa mı, bir şeyler, hediyeler alsam. Güvenimize su septi, onu yavlarıyoruz. Bizim başka bir tutanağımız yok. Muhanım tutanağımız. Ervanur, adı Ervanur. Ben onu şu kadınken Almanya'ya giderdim, hep görerdim böyle. Anası Fatma, babası Ayhan. O bizim kızımız. Buna ne oldu, bu kızın beynine mi bir şey oldu? Beyni mi ters döndü, bilemedik biz. Sarenaz'ın karnı acı. Çıkınca mama hazırlığına giren Hüseyin Ünal oldu. Erva, bunları senden öğrendim ben ha. Sen gösterdin bana mama nasıl yapılır. Ben bakıyorum kızımıza, sen gelinceye kadar ha. Ondan sonra yine beraber bakacağız. Ya sen her zaman kendin korkmuyor muydun benden? Aşkım ne olursun, ben korkuyorum. Ben seni çok seviyorum, beni bırakma, etme, yalnız bırakma. Şu an sen beni yalnız bırakıyorsun. Duvarlar üstüme geliyor. Sare'ye kavuştum ama bırakmayacağım. Erva bak, bir de unutma. Nasıl bir doğum geçirdiğini unutma. Sare senin kızın, senin kız kardeşin değil. Bunu bir aklına sok. Oradakiler de bir aklına soksun. %100 DNA testi zaten gelecek yakında. Şu an ben sen olmadığın halde senin ailenin yanındayım. Ben aileni seviyorum. Ama seni de seviyorum. Dön, gel. Bitir artık bu hasreti. Herkes de bir artık normal hayatına dönsün. Korkuyorum sana bir şey olacak diye. Mamayı hazırlayan Hüseyin Ünal, minik Sarenaz'ı kucağına alıp besledi. Kızım! Sare! Kızım! At emziği! At emziği! At emziği! Nerelere gittin bakalım sen? He? Anlat. Özledin mi babayı? Özledin değil mi? Aşkım beni. Kurban olurum ben sana. Babaanne Nadide Aksoy da yanı başlarındaydı. Hüseyin bizim damadımız. Ervanur hiç inkar etmesin. Gelinliğinden çıkardık biz onu. Bebeği bizim yanımızda. Allah'ım ya Rabbim, inşallah o da olur. Birkaç gün için o da olur bizim yanımızda. Ervanımıza kavuşacağız. Ervanur'un yeri de bir başka. Müge Anlı'ya çıktım baktım. Ertesi gün kızım kucağımda. Ben 40 gün üzerine uğraştım bunu yapabilmek için. Bunu başarabilmek için. Ama Müge Hanım neymiş ya, cidden hani canıyla başıyla her şeyle yani uğraşıyor doğruyu dürüstlüğü ortaya çıkarmak için. Hele ki bir çocuk varsa işin içerisinde her yeri yıkar geçer. O yüzden ona tekrar minnettarım. Teşekkürler. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Şimdi bütün bu olaylardan sonra kimliğini, çocuğunu, annesini ve eşini kabul etmeyen genç kadın ve sevgilim dediği Necmettin İskenderun'a döndüler. Muhabirimiz Müge Yönter Hatay'da Necmettin Ünal'ın yayınımıza bağlanan kirvesi Galip Genç vardı biliyorsunuz. Ve abla Nurcan Hanım da ekibimize aracı oldular. Ve bize Esin olduğunu söyleyen Ervanur'la bir araya getirdiler.
Şimdi Kirve Galip Genç Necmettin'e yaptığı görüşmeyi biz Necmettin'e tepki gösterdik diyor. Yani aslında o Kirve diye bağlanmış diye birisi, siz de tanıyorsunuz. Tepki göstermiş onlara, demişler ki bu kız yalancı. Ondan sonra sen niye hani bu kızla berabersin? Necmettin de demiş ki biz önce bir İskendur'a gidelim, kızı bırakabilirim demiş önce. Sonra da demiş ki DNA testi çıksın, ona göre karar vereceğim. Neyin kararını verecekmiş ya? O kim ya? Allah'ım o ay niye bitiren yani, bu çocuk? Sanki ben kızımı almak için Necmettin'e yalvaracağım ya. Yabancı bir şahsa ya. Ona vize yok ona. Ona vize yok. Almanca vizesi yok ona. O hiç düşünmesin Almanya'ya gelebileceğim edeceğim. Seni kullanıyor Erba. Halen inanmıyorsun ya. Halen inanmıyorsun. Ben inanmıyorum. Seni Almanya için kullanıyor o ya. O ilk günden beri ya bütün dünya biliyor, inanıyor. Ama Necmettin Bey inanmıyor. Neden? Çünkü ilk günden beri biliyor yalan söylediğini. İşine gelmiyor. Almanya bileti ha. İşine gelmiyor. Almanya bileti. Erva şu yani an onun için Erva'yla Almanya bileti. Almanya'ya gitsin aynen, diye Erva ile görüşsün inanıyorsunuz. Kimse, kim verecek ona iş? Kim verecek ona iş? Öyle mi düşünüyorsun? Yani Necmettin'in bu olayı başından beri bildiğine ben eminim. Aptal olması lazım insan ya. Gerizekalı olması lazım sizin dediğiniz gibi. Yani olamaz yani. Bütün dünya diyorum, Türkiye değil. Dünya inanıyor. Ama Necmettin Bey Müge Anlı'nın tespitlerine, belgelerine yok diyor. Sen kimsin ki ya? Hayırdır? O zaman ben bundan kötü niyet ararım. İyi niyet aramam. İyi niyetli birisi ne yapar? Biz bir hata yaptık Ayhan Bey veya Ayhan abi. Haklısınız. Kızınız ama biz bir yanlış yalan söyledi. Kızınız bize yalan söyledi. Evet. Ben de onun bekar aynen olduğuna inandım. Aynen, bekar olduğuna inandım. Ama biz birbirimizi seviyoruz. Bunun nasıl çaresine bakacağız? Ama senden bir adım gelmedi ya. Ben 45 gündür ya Müge Anlı yayın, Müge Anlı Hanım olmasa, Müge abla olmasa ben bebeğimi bile alamayacaktım ya. Çünkü 48 gündür, 2 gün sonra, yarın kaç tane ben bilet yaktım ya. Tehditleri. Yani Abdurrahman dayısı var. Bir bağlasanız İskenderun'a, o da gelmişti benimle. O çok bekliyor, o çok konuşacak. Her şeyi o biliyor zaten, her şeyi o gördü. İsteyen bana buyurun, konuşmak isteyen de varsa. O ben, Necmettin hani... Bey köyü boş gördü, sahipsiz sandı. Hı. Bak burada amcası olarak söylüyorum, beni iyi dinlesin. Ben ne abime benzerim ne Hüseyin'e benzerim. Ona o rahat yok. Kesinlikle alacağım rahat yani yok. Hüseyin, ben kız almadan Erva, Türkiye'den gitmeyeceğim. Erva sahipsiz değil, dur oğlum, o Hüseyin'in gölgesi olurum. Bak bunu o beynine soksun. Yani biz burada bir tarlanın en ufak bir kısmıyız. Onu dinlesin bu. Gerçekten. Burada bu konuşan adam boş adam değil. Bak bunu dinle. Yani kapıdan, evden bunu kapıdan dinle, dışarı çıkamaz. Ben bu arada bizi izliyorsak, ya izliyorlar da Necmettin, onun gölgesi olurum. Gerçekten gölgesi söyleyeyim olurum. Şimdi aslında ben bunun nedenini... Zorla tutuyor ya. Çocuk onu göstereceğim ben, zorla tutmayı ona. Sakin ol. Bence biraz abla falan ikna olmaya başladı değil mi Nurcan? Ah o abla Nurcan var ya. Nurcan biraz ikna olmaya başladı ama şey yapamıyor. Bakın ben şimdi buradan Necmettin'in ailesine şöyle söyleyeyim. Biz de boş durmadık tabii hafta sonu yani. Şimdi benim tarafımdan bakacak olursanız gayet ciddi ciddi. Yani Müge abla, ben Erva değilim ki, esinim diyen de en sonunda bir kız var yani. Ama yurt içine de bir giriş var değil mi? Bir pasaportla. Biz onu sorduğumuzda önce şunu söyleyeyim. Ben bunun bir hastalık olduğuna inanmıyorum. Şundan dolayı hastalık olduğuna inanmıyorum. Şimdi buraya bir pasaportla gelinmiş. O pasaportta bebekle beraber gelinmiş. Sonra o pasaportlar, kimlikler falan hepsi kaybolmuş güya. Öğrenin zaten giriş yüz taramayla giriyorsun gümrükten uçakla. Yani yüz hepsi tarama kayboldu diyor. Şimdi böyle olmaz yani. Hani kızla da konuştuğumuzda onu sezemiyorum. Onun aklı ermez, biz... öbürki de yaptı onu öyle. O hayatta düşünemezdi onları. Öbürki bana de yaptı onu. Biz Ayhan Bey de en son dedi yani. Yani dedi kızımın bir yalan söyledi. Gerçi ve yalanını tanıyorum, devam ettirmek zorunda olduğuna inanıyorum dedi. Onları satmak istemiyor. Bizi sattı şu an. Onları satmak istemiyor. Korkuyor oğlum, korkuyor çocuk ya. Anne korku nereye kadar gidecek ama? Nereye kadar? Hani bir yerde bitiyor. Ben bırakmayacağım. Hani kapısının önünde yatacağım onları. Kimse ben bırakmayacağım. Korkuyor da ben burada zorla tutuluyorum dediği an bütün polis ekipleri falan, herkes, sosyal hizmetler, bakanlık, herkes devredeydi. Buraya geldiği andan itibaren gerçekten güven altındaydı. Yani hani korksa ben da onu, olamaz. Ben onu havalimanında... Yardım edin dediği an... biliyorum, ben onu havalimanında dayısı İskenderun'dan buraya getirdiği zaman bilet, yani pasaportu, kimliği olmasa bilet alıp da havalimanından
uluslararası havaalanı hani sahaya geçirdik polisten. Ondan sonra bu uçuş iptalinin beyanını vermiş hemen. Şöyle geriye söyleyeyim. Gidiyor. Beni şimdi eğer izliyorsa Necmettin'in ailesi az sonra hanımefendi de canlı yayınımızda olacak. 3 Ocak 2024 tarihinde Erva Nur Ünal ve kızı Sare Naz Bebek yani Sare Naz Ünal saat 22.26'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki polis noktasından geçiş yaparak Türkiye sınırlarına girmişler. Yani pasaport Erva Nur Ünal'a ve Sare Naz Ünal'a ait. Yani o şekilde girmişler. Sonra 28 Ocak 2024 tarihinde yine Erva Nur Ünal ve kızı Sare Naz Ünal, ya soyadlarını özellikle söylüyorum, Sabiha Gökçen Dış Hatlar Terminali'ne geliyorlar. Almanya'ya dönmek için pasaport kontrolüne giriyorlar. Çıkış işlemleri yapıldıktan sonra uçağa binmiyorlar, vazgeçip havalimanından ayrılıyorlar. Ama bunların hepsi kayıtlı. Yani Necmettin Bey, diyorsun ya ben DNA testini bekleyeceğim. Ha. Tamam, DNA testini bekleyeceksin de yani neyi bekleyeceksiniz ben de onu anlamıyorum. Şimdi siz inanıyor musunuz bu ne filmiydi böyle kollarını açan Titanic. Müzikleri? He, Titanic filminle kim kuzeniyle öyle dans eder? Bana kız sormuş, cevabımı koymamışlar. Olmaz öyle şey. Öyle kuzenle öyle dans edilmez yani gerçekten kuzense. Kuzenle dans edersin işte yani. Anlatabiliyor muyum? O zaman Necmettin Efendi de kendisi biliyor bu işin ne olduğunu. Biliyor yani. Gittiği yere biliyor. Kadar. Gide gittiği ama yere kadar çıkar. Gitsin. Zararlı çıkar. Bununla beraberliğimi devam ettireyim. Bütün mesele bu. Yani bu güzel bir kadın. Bulmuş. Beraber yaşıyor. Beraber yaşıyorlar. Karşılıklı bir sevgi içindeler. Bu da diyor ki ben götürebildiğim yere kadar götürürüm. Götüremediğim yerde eğer bu kızın gerçek hüviyeti çıkarsa ve ben artık hukuken de fiziken de tutacak bir durumda kalmazsam Allah işini rast getirsin diyebilecek duruma kadar devam ettiririm diye düşünüyor. Öyle yani değil burada, ama burada şöyle, iyi niyet arayamayız. Hayır öyle değil. Çünkü şöyle değil. Necmettin'in ailesi, evet. Ben bizzat Necmettin için söyleyemem ama Necmettin'in mesela ablası da buraya geldi ya bebekler. Evet. Kesinlikle bebeğin kız kardeşi olduğuna inanıyorlar. Yani Necmettin'in ailesi bizim küçük bebeğin kız kardeşi olduğuna inanıyor. Orada yalan yok. Tamam da. Peki evlilik cüzdanına ne diyorlar? Pasaporta ne diyorlar? Evlilik cüzdanına ne diyorlar Hüseyin'le? Bu hanımefendinin kendileri yapmışlar. Ayrıca da yani ayrıca da belgede sahtecilikten şikayetçi oldular. Olsunlar. Olur olur. Tamam, o şeydir onlar, olsunlar ufaktır. Da oldular zaten yani. Evet. Yani diyor ki baba ve babam Hüseyin'i de yanına aldı. Böyle belgede sahtecilik yapıyorlar Almanya'da. Ben esinim diyor. Ben Erva değilim. Benim babamın 5 tane çocuğu onlar var. Onlar o cezasını biliyorlar mı? Öyle bir davanın Alman devletinin düzenlediği orijinal yani belgenin sizde bu resmi evrakta sahtekarlık yapacak gibi bir durum apostil var mı? Apostil var üstünde. Hocam ben FBI miyim ya bunları yapabileyim? Hayır ya. Ben soruyorum yani. Apostil var üstünde. Yani evlenme cüzdanından bir ya. Kuşkunuz yok değil mi? Tabii ki de yok. Hatta yani. Resim var elinde böyle bunu tutuyor ya evlilik cüzdanı. İşte Rami Bey de böyle söylüyor. Olay öyle bir yere geldi ki gerçekten. Yani Rami Bey bile inanacağım. Ama şunu söyleyeyim. Necmettin'in ailesi bebeğin kız kardeşi olduğuna emin. Yani hanımefendinin kız kardeşi olduğuna nereden emin. Nereden eminler acaba ya? Nereden eminler? Onun da nedenini şimdi ben size anlatacağım. Neden aslında eminler? Buyurun. Biz düğününü yaptık. Eğlendik. Annesi babası, iki taraftan da annesi babası gayet güzel düğün organize yapmışlardı. Eğlendik yani 10 numara düğünleri oldu. Çok güzel düğünleri oldu. Nasıl bekar yani. Olabilir ki bir kişi? Yani. Fotomontaj diyor. Yok fotomontaj olur mu? Eğlendik ya. İşte o çocuk sağlıklı dayısı mı? Dayısı geldi sağlıklı buradan. Avusturya'dan yani. Dayısı geldi. Bunlar hepsi konuşabilir yani bağrını. O zaten sana. Aklı başında birisi olsa Necmettin bu iddiaların sonucunda demesi lazım ki. Anında sen bana zaten. Bunu yaptın, sen bana gelmezsin. Ama kızım. Tamam da i̇şte onun amacı Almanya bileti zaten. Onun amacı Erva değil ki. Onun amacı Almanya bileti Müge abla. Onun amacı zaten Sare'ymiş mi? Kız kardeş... Umurumda değil. Şu yolu da izleyebilir Necmi. Tamam Almanya biletiyse bana gelmesi lazım. Bana. Der Almanya ki ben gelmesi seviyorum. Lazım. Evet. Erva olduğunu da kabul ediyorum. Ha. Erva boşansın. Ben Erva ile boşanmadan gelme bak, şansı yok. Bu da bir yol. Şimdi ben bu yol niye daha kabul da edemeyeceğini söyleyeyim mi o zaman? Niye kabul edemeyeceğini söyleyeyim mi? Çünkü Necmettin'in daha önce bir sevgilisi varmış.
çocuklu. Ha. Ailesi çocuklu bir kadınla evlenmesine izin vermemiş. Tamam. Biz de hafta sonu bir izleyicimiz aradı. Şimdi bunun cevabı oluyor. Ailesi tamam. O çocuklu yani kızla... İmam nikahlı normal bunlar için. Hayır. Ya dur şimdi, bunlar için falan demeyelim. Genellemeyelim. Ne olur aileleri ya. Yani bizim de ailemiz var. Şimdi herkesin yani birinin yaptığı hepimizi bağlamaz yani. Daha evvel Necmettin'in bir tane sevgilisi varmış. Kaç çocuklu hatta? İki çocuklu. Ya nurlar içinde yatsınlar. Çünkü 12 ve 6 yaşındaki iki çocuğuyla hanımefendi hayatını kaybetmiş o büyük felakette, depremde. Sonra işte Erva mı Esin mi girmiş hayatına. Yani bana göre Erva giriyor. Anladığım kadarıyla Erva da şimdi çocuklu ya, ailesine karşı da ya bunu Erva öğrendi Necmettin'den, Necmettin'e de yalan söylüyor en baştan beri bu benim kız kardeşim diye, kabul etmeyecek ailesi diye. Ya da Necmettin de biliyor. İkisi birden diyorlar Necmettin ki... Necmettin hiç pasaporta bakmadı mı? Erva'nın çocuk olduğu belli. Bunun bakmadı mı hiç? Hani pasaporta falan bakmasına gerek yok. Erva'yı hani bu iddialar ortaya çıkınca Erva'yı alıp bir doktora götürebilirlerdi. Kolaylıkla öğrenebilirlerdi yani. Doğum yaptım mı? Evet yaptım yapmadım mı? Veya yanındaki DNA testi yapın. İkisi de yanında senin. Hayır doktora jinekoloğa gittiği an doğum yapıp yapmadığı bir kadının belli olmuyor. Buradan evet. İşte iyi niyet aramıyorum ben. Necmettin çok yalan söylüyor. Cuma günü dedi ki Esin Erva Nur'u polis yardımıyla çevirmede kaçtı dedi. Erva havalimanında bileti de iptal edip kendisi kaçtı. Necmettin her şeyi biliyor, her şeyi. Kesin depremde mi? Sevgilisi ölmüş. İki ay sonra mı tanışmış Erva'yla? Aynı döneme denk geliyor. Evet. Hepsini bir arada mı götürüyormuş? Yalan yalan. Onu yalan. Sırf derdi biliyor, Almanya. Her şeyi biliyor baştan beri. Bilmemek. Erva da buna kanıyor seni. İşte. Yani işte ben şunu da söyleyeyim. Bizi arayan hanımefendi... Ben Necmettin'i çok yakından tanıyorum. Kendisi arkadaşım Çağla'nın 5 yıllık dini nikahlı eşiydi demiş. İşte vazgeçin artık ne olur şu 5 yıllık dini nikahlı eşiydi falan konuşmalarından. Özellikle biz hanımefendiler vazgeçelim ki bu iş çocuk oyuncağına dönmüş, çıkartalım onu o işten. Bunların cezasını görmesi lazım. Bunun nikahını kıyamak yerine ya kim kimle yaşarsa yaşasın ama işin içine sen böyle dini onu bunu katıyorsan... Evet, sahtekarlık girince. Yani ben bunu dinin kötü emellere alet edilmesi aynen. Olarak görüyorum. Hiç kimse kusura bakmasın ya da baksın. Arkadaşım iki çocuk annesiydi. Çocukları 12 ve 6 yaşındaydı. 6 Şubat depreminde iki çocuğuyla birlikte enkazda kalarak hayatlarını kaybettiler. Nurlar içine yatsınlar. O sırada Necmettin Amerika'daydı. Necmettin çalışmak için 2022 yılının yaz aylarında Amerika'ya gitmişti. Ancak arkadaşımla ilişkileri devam ediyorlardı. Resmi nikah yapamıyorlardı çünkü Necmettin'in ailesi çocuklu kadınla evlenmesine izin vermiyordu. Bence anahtar kelime bu. Arkadaşım ayrılmak istediğinde Necmettin ya kendisini kesiyordu ya da arkadaşımın kapısına adamlar gönderiyordu. Depremde arkadaşım ve çocukları rahmetli olduğu sırada Necmettin'le sürekli iletişim halindeydik. Hatta 40'ı dolduğunda bana para gönderip sevgilimin ayrına bir şeyler dağıt demişti. 27 Ağustos tarihinde arkadaşımın anısına yayınladığım bir gönderinin ardından sizin kanalınıza da gelen Necmettin'in ablası Nurcan bana sosyal medyadan mesaj attı. Unutulacak gibi değil. Onun ve çocukların ölümü yıktı bizi yazmıştı. Ben de sen kimsin diye sordum. Ben Necmettin'in ablasıyım şeklinde cevap verdi. Ben de öfkeli olduğum için sizin üzülmeye hakkınız yok. Arkadaşıma yaşarken siz çok eziyet çektirdiniz. İki çocuklu diye onu kardeşinize yakıştırmadınız yazdım ve engelledim diyor. Sonra mezarını yaptıracağını söylemiş. Fakat İskenderun'a geldiği gün bir eğlence mekanından story atmış. Bunu da görünce bu hanımefendi sen hem mezarını yaptıracağım, mezarını ziyarete geleceğim dedin de hem ne eğlence mekanında geziyorsun diyerek engellemiş. Diyor ki Necmettin'in bahsettiğim eski sevgilisinin ailesi de ben de Necmettin'in bir yıldır Erva ile ilişkisi olmasına şoke olduk. Ne çabuk unuttu. Ailesinin istememesine rağmen yine niye çocuklu bir kadınla ilişki yaşıyor? Sanıyorum ki Erva'nın bu çocuk benim kardeşim dememesinin sebebi Necmettin'in ailesinin çocuklu bir kadını istememesidir. Ama Necmettin biliyor. Soralım o zaman reklama girelim yayına bağlanalım. Soralım artık...
Evet, DNA testi yaptırdık. Bir hafta süre istediler bizden. Bir hafta sonra her şey ortaya çıkar. Buraya hatırlarsanız bir hanımefendi gelmişti. Bu çocuğun annesi ben değilim demişti. Ben de ne bileyim, hani erkek dese anlarım da. Kadın değilim deyince... değil o zaman dedik. Yaptırdık DNA testi. Kadının çocuğu çıktı. Dedim ablacığım sen niye böyle söylüyorsun? Böyle çıkmaz diye düşündüm demişti. Artık herhalde... bu hanımefendiyle beyefendi, Necmettin Bey'le yanındaki hanımefendi Esin mi Ervan mı onlar karar versinler. Herhalde bu DNA testinin gerçek sonucu vereceğini bilecek düzeydeler, akıl düzeyindeler. Kesinlikle Necmettin, başından beri bu oyunun içinde Müge abla. Kesinlikle. Baba, reklama girelim, bağlanalım, soralım ben ne diyeyim. Ne diyecek? Yoksa DNA testini bekleriz. Her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 4325 354 4326. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 4263 639 5017. Bu arada şunu söyleyeyim. Almanya'dan da gelen misafirlerimiz var değil mi? Bir el kaldırır mısınız? Yani bakın, hepiniz Almanya'dan mı geldiniz? Evet. Yani onlar da Almanya'dan geldiler ha. Yani kolay kalktılar. Iş değil. Akşama da dönüyoruz. Akşama da dönüyoruz bu akşam. Yani Erva için geldiler yani. Hani. Erva için geldik. Ayhan'ın yanında olmak için geldik. Almanya'dan selam da getirdi. Aleyküm selam. Özellikle kızım. Özellikle abim dedi. Aşiret ağası Almanya'da dedi. Onlar anlar dedi. Ya bir şey söyleyeceğim. Ne olur böyle hep diyorum ya. Kötü lafa kötü lafla cevap vermeyelim. Aha. Herkesin, boş ver, herkesin kendi sözü, kendi şeyi. Büyük babaanne de Allah uzun ömürler verse 84 yaşında o da kalkıp geldi. Yani maşallah. Hani şimdi burada da büyük bir çaba var. Ama Hüseyin sana şunu da söyleyeyim. Ben senin bütün konuşmalarında sen geri istiyorsun eşini benim anladığım kadarıyla değil mi? Ben birazdan hani müsaade de istiyorum sizden, hani Erva'ya son kez bir seslenmek istiyorum. Buyur. Hani kameraya karşı bir beni görsün yine bir. Hani... Görüyor seni şu an, izliyor. Söyle hangi kameraya baksın? Şuraya... Bak kalk buna söyle bir, hangisine gelsin? Şimdi bilmiyorum, bunları herkesin içine yapacağım yani. Özür dilerim, şimdi dilim dolanabilir, heyecanlanabilirim ama şu an herkesin önünde ben kendim ilk defa hayatımda aşık olduğum bir kadına kadın için buradayım. Yeğenlik. Yani ben ilk defa böyle bir şey hissetmişim. Erva'nın gittikten sonraki o duvarların benim üstüme gelişi. Erva, ben seni çok seviyorum. Ne olursun, senin doğumun çok zor geçti. Beraber atlattık bu durumları. Biz nelerden geçtik? Ben buraya senin için geldim. Seni almadan da dönmeyeceğim. Senin ne sorunlar çektiğini ben çok iyi biliyorum Erva. Biz ama her şeyin üstesinden geleceğiz. Sen beni huzurum olarak kaydetmiştin Erva. Huzurum olarak. Ben senin huzurundum Erva. Ben senin huzurundum ya. Bana bunu yapma. Bana bunu yaşatma. İyi günde, kötü günde. Parasız, parayla. Biz her zaman her şeyin üstünden gelecek güce sahip bir ilişki yaşıyorduk. 9 aylık güzeller güzeli kızımız var. Hadi beni düşünmüyorsan kızını da düşün. Sen kızınsız yapamazsın. Yani düşünsene ya. Ya Necmettin mi dersin, Sare Naz mı dersin? Allah'ını seviyorsan ben eminim ki sen %100 kızının arkasındasın. Bir şey oldu, sana yemin ediyorum ki de. Söz veriyorum. Sana kimse, buna da izin vermeyeceğim. Hiç kimse, yabancısı olsun, ailen olsun, kendim ailem olsun. Sana hiç kimse ön yargılı, sorgulu, sualsiz hiç kimse bir şey yapamayacak. Ben seni kabul ediyorum. Kabulümsün. Kabulümsün. Seni evime alacağım yine Erva. Ne olursun dön bana. Ne olursun. Daha da ne desin artık bilmiyorum yani. Muhabirimiz... Abla ben yani strese geldiğim zaman çok terliyorum biliyor musunuz? Yani o yüzden kusura bakmayın, ben titreme falan da geliyor. Bu benim küçüklüğümden beri. Ben strese gelemiyorum. Yani yanlış anlamasınlar. Bir de bazıları demiş ki ne, bu çocuk çok titriyor. Hani madde bağımlısı falan filan. Hani bu... para toplamak. Onu da söyleyecektim doğru. Hani madde bağımlısı falan. Ya ben kolay bir iş değil bu. Ben kendi hayatımı şu an size anlatıyorum. Yani ben
sevdiğim kadını size şu an burada herkes... Ben bunu yapmak istemiyordum abla. Ama ben eşimi ve kızımı geri kazanmak için buradayım. Ya bir de bu da burada bir şeyler söylemek daha istiyorum. Benim adıma hani bazı insanlar bağış toplamaya başlamış, yardım toplamaya başlamış benim kızım adıma. Yani şöyle bir, benim kızım hasta değil. Benim kendi ailem var. Benim hanımım kocaman ailesi var. Yani ne olursunuz böyle bazı kişilikler olur benim adıma para toplamaya çalışır. Sare'nin adına para toplamaya çalışır. Şunu yani onlara inanmayın. Bir talebiniz yok ki zaten hiç en baştan böyle bir talebiniz yok. Ama. Nereden çıkmış bu yani? Yani dün birkaç yerden kampanyalar yapılmış. Yani ben böyle bir şey yapmadım yani. Hani herkesin de derdi ayrı be kardeşim. Bunlar neyin derdindeler? Bunlar çocuklarını alıp kurtarmanın derdindeler. Almanya'dan gelmişler. Yani ben evliliğimi kurtarma peşindeyim. Evlilik kolay kurulur, zor kurulur ama kolay kolay bitirilir. Ben 25 seneme kadar normal bir hayat yaşıyordum. Erva karşıma geldiği an, ya ben hala onun ruh ikizisiyim ya. Biz neler çektik, neler yaşadık ama her zaman her şeyin üstesinden geldik. Erva bir çiçekle mutlu olan bir insandı. Bir çiçekle. Erva'nın her yönde... ağzı titredi ya konuşurken benim yüzüme bakarken. Ben o yüzden hani Esin diyor ya, tamam şu an Esin'sin sen. Şu an Esin'sin çünkü sen kendinde değilsin. Sen şuraya bir baksana ya, ailene bir bak ya. Ya sen beni istememiş olsan bile ailene istemen lazım. Ben o yüzden inanıyorum ya. İnanıyorum, senin şu an beynin döndü, beynin yandı. Ben hani benim kızım Müge abla, yani ben siz de buradan böyle sesli konuşayım. Şurada geçer ağlayan bir kız. Yani o gün burada sıfır duygusal. Sıfır ya, tanıyamadım. Yani kelimeyi sarf edemeyen bir kız. Naif, yani o kadar naif ki anlatamam size. Ben size yani benim kızım bu zamana kadar başkaları için yaşadı ben zaten. Ben sizin için de çok başkalarını yani, mutlu etmek için yaşadı. Şey yapmayalım, burada anneyi de ekrana verelim. Hani bunu söylemekte bir çekince görmüyorum. Baba yani hüngür hüngür oturdu ağladı. Hiç kolay işler değil. O yüzden ben, Allah ben onu bak diyorum olsun. Ya ben onu yani gözümden sakındım ya. Benim ilk çocuğum o. Ben onu yedirir miyim ya ellere? Gelecek birisi yani adab, her şeyin bir adabı var, usulü var. Hele hele ki o yörelerde Mardin, İskenderun... İsim sahibi her yöre. Yok demek istiyorum ki hani yani her şeyin bir yani. Usulü erkanı var. Hiç, ben hiç bu konularda gerçekten ayrım yapmıyorum. Bizim, ben de yapmıyorum. Bizim, ha benim yöremde çiçekle gelinir, onun yöresinde kuru yemişle gidilir. Bir yörede tatlıyla gidilir. Ama bir usul vardır yani, ha, değil mi? Bir yol yordam vardır. Ama usulü aynı. Yani hiç ben bu konuda da ülkemin hiçbir tarafını bir tarafından ayırmıyorum. Kesinlikle. Her şeyin kuralı kesinlikle var, her şeyin. O da hep söylüyorum, biz bin yıldır, kesinlikle, bin yıl aşkındır bu topraklarda yaşıyoruz. Bizim bir usulümüz var, erkanımız var, edebimiz var, ahlakımız var. Ona göre yaşamak zorundayız. Onu da bize atalarımız yolumuzu biçmiş. Zaten ne zaman ondan saparsak hep işte iş buralara kadar geliyor. Ben hanımefendi, Fatma Hanım'a da seslenmek istiyorum. Fatma Hanım, kızınıza bir şey söylemek ister misiniz? Şimdi sizi izliyor, bağlanacağım ona. Konuşamıyorum ben. Gelmesini istiyorum. Sade gelmesini. Sare Naz için gelmesini istiyorum. Ben de bebeğe çok üzülüyorum. Herkes bana aradı. Müge hafta abla. Sonu bebek. Ay ne güzel bebek. Allah nazarlardan ne güzel. Dedim ki, akşam anne anne diye sesleniyordu. Vallahi Erva. Hep anne anne. Anne anne diye sesleniyordu Erva. Yapma bunu kızına. Ne olursun. Yanımda yatırıyorum. Yanımda yatırıyorum. Yatağında yatmak istemiyor. İnsan istiyor yanında. Anne anne diyor. Ya anlamıyordu ama hissediyor senin orada olmadığını Erva. Ne olursun bize bunları yapma Erva. Bir herif için bir değmez. 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 Kocaman, koskocaman ailem var. Kızım var. Kocan var. Buradayım ben halen ya. Buradayım. Hiç kimseyi de dinlemiyorum. Yemin ediyorum bak sana. Yemin ediyorum kimseyi dinlemiyorum. Ben buradayım. Senin için buradayım. Peki. Muhabirimiz Müge Yönter. İskenderun'da yayında da kendisine Esin diyen hanımefendi var. Günaydın Müge'cim. Günaydın. Erva mı diyeyim, Esin mi diyeyim artık bu kadar olaydan sonra bilmiyorum. Yapma Erva. Günaydın. Yapma Erva. Sakin ol.
Neler yaşadın hafta sonu? Anlamadım. Neler yaşadın hafta sonu? Ağlayacak. Kızını özledin mi Ervan? Kızım hep anne diye anne abla diyor. Ben her şeyi anlatmak istiyorum. Anlat ne düzdün yavrum. Çok şükür. Ben yalan söyledim. İki tarafa da, kendi aileme de, onlara da. Yavrum biz seni affettik. Gel senin yanında amcam. Bir dakika bir dinleyelim. Niye yalan söyledin? Ben olayların buraya geleceğini tahmin etmedim. Zaten evliliğimde de yani bir evlilik gibi bir şey kalmamıştı. O yüzden bilmiyorum sevgi gördüğüm için yalanı sürdürdüm. Sen Necmettin'e ne dedin? O gün de oraya gel. Ha, sen Necmettin'e tanıştığınızda ne söyledin? Ben ona dedim. Bekar mı olduğunu söyledin? Esinim dedim. Bekar mı olduğunu söyledin? Evet. 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 Sonra bebeğe bu ne dedin? Bu çocuk benim kardeşim dedim. Kardeşim dedim. Sonra? Ondan sonra oraya geldiğimde o kadar kamerayı görünce, şey olunca söyleyemedim. Peki bunu sen, tamam, o ne denir, internetten konuşurken bekar olduğunu söyledin. Sonra bebeği aldın, Türkiye'ye geldi. Evet. Ne dedin Necmettin'in ailesine, bu kim dedi? Kardeşim. İnandılar mı? Nasıl zor çıkar ya vallahi Allah. Ya abla, oralar biraz şey ya, ben öyle anlattım. Tamam, sen yok, öyle... Yok, kardeşimi getirmezsem gelemem dedim. Annesi hastaydı. Annesini görmek için gelmiştim, hani beni görsün diye ölmeden. Tamam ama sen kardeşim dedin ya... O yüzden öyle bir yalan söyledim. İnandılar mı çocuk? 9 aylık sana anne der o çocuk. Anlaştım. Yo ya, inandılar ama demiyordu. Ne demiyordu? Anne demiyor. Çocuk anne demiyor. Anne. Çocuk anne diyemiyor mu? Efendim? Çocuk anne diyemiyor mu? Ya söylüyor da bebek işte hani böyle. Öyle mesela anne diyor dediniz. Evet. Peki Necmettin biliyor muydu bu yalanı, bilmiyor muydu? Bilmiyordu abla. Ne zaman öğrendi? O da daha yeni öğrendi. O da zaten daha bugün sabah, dün geceye doğru öğrendi işte. Dün gece bugün sabaha doğru. Ne dedi? Bitti yani. İstemiyor. İstemiyor mu artık seni? Çünkü bilmiyordu. Bilmiyordu ki abla. Hayır, sen ona nasıl anlattın bunu? Hani böyle bu olaylar sürecek, nereye kadar uzatacağım? Mecbur anlatmak zorundayım. Peki o da sana şunu dedi mi? Erva hiç önemli değil, ben sana aşığım, durum ne olursa olsun. Yine benim kabulümsün mü dedi? Yoksa? Abla onun zaten başta yani evli bir kadınla olmazdı. Bunu söylemişti sana. Ben de bunu bildiğim için yalanı sürdürdüm. Çünkü gerçekten sevdim. Peki sevgi gördüm onunla. Ervan sana bir şey sormak istiyorum. Peki sen bunu söylediğinde, ben aslında o çocuk, ben evliyim, bu çocuk da benim kızım dediğinde, o sana ne dedi? Şaşırdı, yüzüme baktı. Ve? Hiçbir şey demedi abla. Sustu, gitti o kadar. Yanından ayrıldı gitti mi? Ağladı yani. Üzüldü, şaşkındı, ağladı. Tamam ama burada... Çünkü bana çok güvenmişti. Tamam ama burada iki şey var. Diyecek ki önemli değil, ben yine de sen benim kabulümsün. Ya da ben artık bu ilişkiyi istemiyorum. Hangisi oldu? Bu ilişkiyi istemiyorum. Bitti yani. Bitti dedi. Yine bir aşkı ne yazık ki bitirdik sayın seyirciler. Bu programda da. Evet, buyurun.
Ne zaman geliyormuş? Bak burada babaannem burada, Eva. Büyük babaannem burada. Belki bir Hüseyin'den önce özür dilemen lazım herhalde değil mi? Eva, kızım kaç akşamdı kızın anne, anne diye kızım. Abla ben ayrılmak istiyorum. Tamam. Kesinlikle Hüseyin'e de istemiyorum. Tamam, isteme tamam. Gel Almanya'ya ayrıl. O da çok iyi biliyor ki. O da çok iyi biliyor ki bizim evlilik hayatımızda evlilik diye bir şey kalmamıştı. Yalan konuşmuyorum. Tamam baba. Yalan konuşacak bir şey kalmadı. Tamam. Abla ben kendi imkanlarımla Almanya'ya geri döneceğim. Orada da ayrılacağım. Bu da yalan. Artık kendi imkanım, kendi imkanım yok. Geleceksin anne, burada, annenin babanın yanına. Baban burada seni bekliyor. Bütün sülalen gelmiş Almanya'dan da daha artık ne ama. Kendi imkanım. Bu arada Nurcan evet, Hanım, buraya Almanya'ya gelen değil döneceğim. Mi? Buraya gelen Nurcan Hanım, yani Necmettin'in ablası da telefon attığımızda. Nurcan Hanım günaydın. Günaydın Müge Hanım. Siz bakmışsınız aslında yaklaşık 45 gündür de Sarenaz'a değil mi? Evet ben baktım. Ablasına yardımcı olmak için. Aynen. Ablası? Ha, evet ben evet. Şimdi ne diyorsunuz bu duyduklarınız karşısında? Ben çıkabilirim. Vallahi şu an şok içindeyim yani. Çünkü bize ablası zaten orada da yani 7/24 biz konuşurken konuşuyorduk ediyorduk hani. Bir de bu hani Sare, Minel diyoruz da Sare kesinlikle hani... Erva ile alakası yok yani çünkü çocuk kim olsa ona yanaşıyor. Ben 40-45 gün çocuğa ben kendi çocuğum gibi baktım yani. Kesinlikle hani art niyet içimizde yok. Annemiz vefat etti. Hani bu olaylar üstüne geldi. Hani şu an gerçekten şok içindeyiz yani. Allah rahmet eylesin. O zaman gönderin kızınızı. Ya zaten biz zorla tutmuyoruz ki kızımızı. Baştan yok sen Hüseyin'le yok Almanya. Benim arkadaşım zaten Amerika'dan gelen bir çocuk. Amerika'dan tutmuyor. Beni aradı Kur'an'a yemin etti ya. Kur'an'ın üstüne yemin ettiler mi? Efendim? Kur'an senin var ya 3 tane çocuğun var. Sen Kur'an'ın üstüne yemin ettin bana. Konuşmak için aradın saydın kapattın. Sen baştan beri Necmettin de sen de biliyorsunuz. Ben, ama bak bize ne dedi? Teyzem dedi. Bu benim annem değil dedi. Yalan konuşuyorsun sen. Sen yalan konuşuyorsun. Vallahi siz akıllı bir dolar alacak bir evi de hangi ablakın kardeşine bakabilecek şey ya. Ben sana ne kadar yalvardım. Çocuklar için yalvardım ben sana. Yalvardım. Ya çocuklarım var dedim. Size nasıl bir yalan uydurduysa bize de aynı yalanı söyledi. Çünkü hayır biz... yalan. Şimdi öğrettiniz Erva'yı. Dün başka rolde yolladınız. Bugün başka rolde. Evet. Aynen. O Necmettin gelsin de Almanya'yı göreyim ben. Almanya'dan gelme zaten şey yok ki. Çocuk zaten Amerika'dan gelmiş. Çocuk zaten şu an istatı. Şu an ya Amerika'ya nasıl gitti geldi ben biliyorum. Çocuk şu an sen her şeyin farkındasın demek ki. Annesiyse sen de bu işin içindesin. Sen de biliyorsun neyin ne olduğunu. Sahtan ne var ya? Ya siz üçünüz çevirdiniz. Ben yavrumu arıyorum. 2,5 aydan beri. Sen de bu işin içindesin. Ben bana neyle söyledin telefonda hatırla. 3 tane çocuğum var senin. Çünkü sen de bu işin içindesin. Biz anneyle mi irtibattaydık? Sen annesiysen sen evet, erkeği biliyorsun. Evet ben bu işin içindeyim. Kızımı alacağım. Kızımı alacağım. Oradakini almadan gelmeyecek benim kızımı. Yanlış konuştun. Niye esin diye bize tanıttın kızımı. Erva. Ben bu işin içindeyim Erva. Geliyorsun oradakilerden. Stüdyodakilerden geliyorsun Erva. Hayır gelmiyorum. Gel, ben kendim tamam, geleceğim. Tamam onlarla abi. Beraber oyna. Kendin gittin bir kere döndün geldin. Bırakmayacağız biz seni kızım. Ben buna inanmıyorum. Gerçekten bir şansın. Bir de oyun ya. Siz Necmettin'le konuştunuz mudur? Öğrenelim siz Necmettin'le konuştunuz mu? Evet. Yok yok Nurcan Hanım. Beni dinler misiniz? Yok Nurcan Hanım bir saniye. Necmettin'le konuştunuz mu? Ne gibi Müge Hanım? Hayır işte nasıl? Bu olayı öğrendiniz. Siz şimdi mi öğrendiniz? Akşam mı öğrendiniz Necmettin? Ben yeni öğrendim. Hayır yeni öğrendim. Siz söylediniz mi? Yeni öğrendim. Ha, siz şimdi televizyonda mı öğrendiniz? Nasıl yeni öğreniyorlar? Geçen gün siz söylediniz burada. Yeni delir vermedik ki biz şimdi. Sadece devamını anlattık. Neyi öğrendiniz siz şimdi? Bir şey var. Kız bize ne diyor? Ben tamam da neyi şimdi öğrendiniz siz? Kendi rızasıyla DNA testi vermedim Müge Hanım. Ama bak size bir şey söyleyeceğim. Gerçekten kız gitti DNA testi örneği verdi ya.
Ya en geç ondan sonra ablası tabii diyecek, inanacak. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Kız gitti. DNA testi örneği ver. Onları bırakmayın, yalvarıyorum size. Senaryoyu Necmettin'le ablası yazıyor, Erva uyguluyor. Bu kadar. Evet, şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Nurcan Hanım. Burada açıkladık. Şimdi sizin aileniz kim var orada, aile ferdi bilmiyorum. Efendim? Müge kim var orada? Şimdi sizin bana şöyle bir not geliyor. Necmettin'in ailesi kim vardı? Kızı size teslim etmeyiz diyor. Necmettin'le ilişkisi bittiyse artık öyle daha diyor. Teslim ederiz etmeriz ne demek yani? Öyle bir şey diyor. Bizim, siz kimsiniz? Bizim kimse öyle bir şey demez yani Müge Hanım. Müge'cim söylesen. Zaten bize bunca yalanı söyleyen. Müge Hanım, Müge Hanım yayınımıza bağlanan Kirvesi ve Necmettin var. Ailesi burada, eşin yani Kirvesi'nin eşi, ailesi, çocukları yani tüm aileyle birlikte zaten geldi, buraya getirdiler. Eğer kendi rızası olmazsa biz oradan onun bu şekilde gitmesine izin vermeyiz, göndermeyiz dedi Kirvesi de. Kendisi de ben gelmek istemiyorum ailemin yanına diyor Erva da sabahtan beri bize. Ben bu şekilde buradan kimlik işlemlerimi bitirdikten sonra Almanya'ya gideceğim ve Almanya'dan da çocuğumu alacağım. Orada boşanacağım diyor Hüseyin'den. Kendisinin iddiası bu şekilde sabahtan beri bunu beri söylüyor. Bunu ilk günden beri söylüyor böyle. Aynen böyle sonra yapacağım. Sonra 50 gündür söylüyor. Necmettin'den plan uygulayacak. Ha, bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu Kirve'ye ne ki? Alacağım. Senin adı neydi? Kirve'ye baba. Ne ki? Alacağım kızım. Baba. Ah elime. Baba sen baştan beni biliyordun her ama şeyi. Ama ben ne dedim? Sen benim adam gibi gelin dedim. Adam gibi gelin. Sen. Biliyorum yalan söylediğinizi. Gelin dedim. Halledelim dedim. Necmettin ki... Sen Necmettin'in bir... Baba bağırmadan Erva. Konuş. Erva. 50 gün geldin mi? Ben sana dedim ki... 50 gün geldin mi? Konuşamıyorum ki. Ben biliyordum, tamam biliyordum değil mi? 50 günden beri sen bana dedin ki... Yarın 3 tane bilet aldırdın sen bana. 3 tane bilet yaptın. Aynen. Baba, 50 gündür bekliyorum kızım. Şey şimdi ben suçluyum değil mi? Bir dakika, bir şimdi adım adım gidebilir miyiz? Hiçbir şey değişmeyecek. Mükeceğim. Böyle ben gelmeyeceğim. Ya ne gelmeyeceğim? Böyle ben... yaptıkça bir kere, ben gelmeyeceğim. Bir kere bu şey bu Kirve niye karışır? Sen bu Kirve'yle konuş. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben şu an Erva'nın orada hiç karışacak bir durumu yok. Kimsenin. Erva boşandıktan Müge'yle... sonra aynı zamanda Kirve'yle Müge Hanım boşandıktan sonra aynı zamanda isterse tekrar Necmettin'le evlenebilir, ondan da çocuk yapabilir gibi şeyler de söyledi Kirve. Yani boşandıktan sonra ne isterse yapabilir Necmettin'le kendi aralarında ama bu şekilde istemiyoruz, gidip boşanacak dedi. Ben ama sizin evlenmem eğer gelmek istemezse diyor. Ben bunu 50 gündür söylüyorum, 50 gündür. Kendi rızası olmazsa izin vermem, bağlattırmam demişti. Ama ben 50 gündür o Kirvesine diyorum ki gelsin diyorum, boşansın diyorum. Çünkü nikahlı evli bir kadın hakkında birileriyle görüşme yapılmaz. Olamaz, konuşamazsın oturup da. Çünkü bu kız nikahlı başkasıyla. Başkasıyla nikahlıyken ben bu kızın nasıl başkası için konuşmasını yapabilirim ya? Var mı böyle? Gel dedim, boşan dedim. Bu Kirve Galip abi, Garip abiye de söyledim. Sağ olsun, aklı başında olan birisi. Dedim ki kızımız gelsin, boşansın, ondan sonra dedim. Ben zincir bağlasam tutamam kızımı. 25 yaşında kadın. Nasıl tutayım? Ama dedim boşanması gerekiyor dedim. Sen şimdi Müge ablanla beraber atla bir gel babana. Sonra Almanya'ya gidersiniz, ne yaparsanız yaparsınız öyle. Ben sana ne dedim kızım, sen... boşan. Hayır, oradakilerin de başına bela alıyorsun bu şekilde. Evet. Evet. Ben kızım sana demedim mi 50 gündür evet, tamam. Gel boşaltalım seni. Öyle mi? Ya ben geldim. Ha, bak Galip tamam, Bey de telefon attığınız demiş. Yani bizimle birlikte İstanbul'a gel diyor. Bir dakika Galip Bey de bak telefon attığınız demiş. Ben boşanmak yani. Boşanmak istiyorsa kolaylaştıracağım her şeyi. Direkt ben boşanmak istiyorsa hemen yap. Ama böyle kaçarak maçarak olmaz. Galip Bey telefon attığınız tamam. demiş. Galip ama, Bey. Ama, yo ben kaçma. Bir dakika kaçma. Galip Bey. Günaydın. Galip Bey. Bir televizyonun sesini kapatırsanız ben bir Galip Bey'e şey yapayım da. Bir televizyon sesini kapatsın yani Galip Bey de bu olayların içinde bana göre en aklı başında insandı evet. yani. Hani ne yapsın zaten Galip kızı ya?
Hayır vereceğiz. Hatta aynı Galip Bey. Kavramı zaten evet, çok buyurun. Saçma. Günaydın. Valla bu olay, ben bir kere teşekkür ediyorum yani bu olayların için. Günaydın. En hattı başında olan günaydın. Sizdiniz. Teşekkür günaydın. Ediyorum. Günaydın. Şimdi de hani siz göndermeyecek misiniz falan diyorlar ama ben buna inanmak yani, istemiyorum. Size ne? Gönderiyoruz. Biz gönderiyoruz. Kız burada. Necmettin burada. Ha. Gelmek istiyorsa gelsin. Biz yoruna gireceğiz tamam. Buyurun sizin gelen arkadaşlarına da gönderelim. Tamam, babasına siz... gönderelim. İlk günden beri diyorum. Tamam Galip Bey, siz Müge ile beraber, benim muhabir Müge ile beraber. Galip abi, Galip abi. Binlerin gönderin, siz sağ biz selamet. Galip abi, ben sana ne dedim? Gelsin dedim, boşanalım dedim. Ondan sonra dedim, sürece ay bakarız abi, dedim. Biz zaten istemiyoruz abi, boşanır boşanmaz bizi kendilmez abi. Kızınızı şimdi teslim ediyor. Tamam. Bize, biz istemiyoruz abicim kızı. Tamam, tamam, tamam. Tamam abi. Peki Necmettin abi. Boşanırsa ne diyor? Yani Necmettin ne diyor? Necmettin de istemiyor. Necmettin de istemiyor. Yani istemiyor. Boşanırsa da mı istemiyor? İstemiyor evet, boşanırsa da istemiyor. Tamam o zaman, o zaman bunu bir yayında söylesin, Erva da duysun da ümidi kalmasın. Necmettin Bey mi? He. Tamam, istemediğini söylüyor. Kız zaten söylüyor, ben de söylüyorum, Necmettin de söyler. Tamam, yanınızda mı Necmettin? Necmettin'i vereyim mi Necmettin'e? Söylesin o da Erva'ya istemiyorum diye. Necmettin sen de söyle, istemiyor kardeş ya, bu kadar basit ya. Yok, yok, bir şey İç kelime söyle. Kelimesine. Tamam. Tamam. Arayın Necmettin'i. Bağlanın Necmettin'i arayın hanımefendi siz. Müge Hanım. Efendim? Necmettin'i bağlayın. Necmettin konuşacak. Ha, ben sizin yanınızda sandım. Ha, yanımda. Yanımda yanımda verebilirim. Necmettin gel. Vereyim ben Necmettin'e. Tamam. Telefonu. Erva'ya söylesin. Bana da değil. Erva'ya buyur, söylesin buyur, ne hissediyorsa. Anlayın. Söyle. Biz istemiyoruz. Alo. Efendim? Şimdi zaten Erva da kendisi de benim ona... istemediğimi söyledi yayında. Ben de şimdi söylüyorum, bu kadar yalanın üzerine zaten bu iş olmaz yani. Yalanı söyleyen sizsiniz ya. Ben, dur bir dakika. Ben bilmiyordum işin bu kadar yalan olduğunu. Ta kendinden kararlı bir şekilde DNA testi verileceğini söylediği için ben inandım hala. O şimdi bana gerçekleri dün söyledikten sonra ben kendisine de söyledim, yine de söylüyorum. Ben istemiyorum. Ha, buradadır. Ekibiniz de gelmek isterse buyursun, gelsin. Tamam, teşekkür. Peki boşanırsa tekrar beraber olma şansın var mı? O öyle bir ümit taşıyor bence. Yok yok, hayır. Yani orada yalan yanlış şeyler konuşup da demesinler. Baskı altında tutuyor. Bak yine söylüyorum. Sizin ekibiniz de burada gelmek istiyorsa ekibinizle beraber çıkıp gelebilir. Zaten bu kızı ben kendi elimle sizin programınıza da getirdim, karakola da getirdim. Zorla koysaydım ben bu kızı tutup da kendi ellerimle karakola götürmezdim. Ya da bu programa getirmezdim. Baskı altında tutsaydım bir odaya kapatırdım. Odada bu kıza baskı yaparak bir şeyler söyletirdim. Yani direkt gerçekten karakola inandın gitmezdim. Mı? Ben de sana söyledim be evet, çocuğum. İnandım. İnandın yani. İnandım çünkü DNA testine kadar evet dendi. Orada da katılıyorum adama yani. Evet ben de inandım ve bir de hani ailesi orada konuşuyor ya, diyor ya bunu baskı altında tutuyor. Sabah programa çıkar çıkmaz ben karakola getirdim kızı, oradan da zaten direkt ben İstanbul'a getirdim kızı. Ben nasıl bu kızı baskı altında tutacağım? Bir de bu kız 25 yaşında. Yani bu kadar yalana rağmen sen yine sevdiğin kadına inanmayı tercih ettin. Yani bu kadar yalana rağmen evet dedim ki bir DNA testine dedim bak içeriye gireceğiz dedim ben. Kapıda hatta sizin programın kapısında dedim bak içeriye girince her şey ortaya çıkacak. Emin misin kendinden? Evet eminim dedi. Ben o şekilde içeriye geçtim. Size bir şey söyleyeyim ama bak bana da birisi gelse DNA testi yapacağım dese ben de inanırım arkadaşlar. Yapmayın bir de kendimiz de şimdi Necmettin'in yerine koyalım yani. Bak şu anda diyor, Necmettin Bey'in anlattıkları dört dörtlük. Hiçbir itiraz yok. Buna adam yok. Diyor ki ben inandım. Özellikle de DNA testine de yanaşınca hiç kalbinde bir kuşku kalmadı. Valla benim güvendim. De kalmazdı. Ama dün gece kalkıp da gerçekleri ifade edince Erva Hanım, Necmettin de soğumuş vaziyette. Ve bu şekilde da yalan dolanla iş yapacak bir halim yok diyor. Necmettin Bey, bugünden sonra sana mutluluklar diliyorum oğlum. Teşekkür ederim. Ben şimdi orada kimse demesin. Necmettin senaryoyu yazıyor, ablası yazıyor, çiziyor. Bu kız 10 yaşında bir kız değil, 25 yaşında bir kız. Ve orada da yalan insan... ...diyorlar ki Almanya'ya gitmek için. Ben zaten Karayip Adaları'ndayım. Ben 2 aydır buradayım. Sen de 32 yaşındasın. 32 yaşındayım. Ben zaten Karayip Adaları'ndayım. Hangi kız kız kardeşin alıp da kocaya gitmiş?
Nerede görünmüş bu? Ayağına kaç kere gidildi? 32 yaşındasın sen. Gitti. Ben şimdi kız kardeşimi alacağım, kocaya gideceğim. Bir kere hesap sorarsın bu kız neyin nesi diye. Niye vermiyorsun babana diye. Hangi sen... kızı babana vermiyorsun diye? Bebeği. Bebeği diyoruz. Bebeği öyle bilmemezlik ayaklarına yatma. Her şeyi bak hele. Bilmemezlik ayaklarına yatmıyorum. Benim de... Bu devirde kim kız kardeşini alıp da kocaya gidiyor be? Anlamadım. Hayır diyor ki yani kız kardeşiyle kocaya mı kaçılır diyor yani. Hiç bundan şüphelenmediniz mi diyor. Kocaya mı kaçılır? 16 yaşındaki çocuk bile inanmaz ona. Müge Hanım şimdi bu kız kalktı. Benim yanımdan dayısı geldi. Ben bu kızı alıkoymuş olsaydım. Dayısı İskenderun'a geldi. Ben bu kızı dayısına teslim eder miydim? Dayısına verdim. İstanbul'dan tekrardan kız benim yanıma geldi. Yok, sen dayısı kaçırdı dedin. Sen dayısı kaçırdı bu kızı dedin. Çevirmede kurtuldu dedin. Elva Müge Hanım da şimdi Müge Hanım da havaalanından ortaya çıkardı. Havaalanından Erva'nın uçuşunun iptalini beyan ettiğini Müge Hanım ortaya çıkardı. Sen dedin ki Erva işte çevirmede dayım beni alıkoydu falan filan dedi dedin. Ya neyse buraları hikaye. Erva bak Necmettin diyor ki benim için artık bu ilişki bitti diyor. Düşmez, düşmez hemen öyle tansiyonu. Gezerken hiç düşmüyor bunların tansiyonu. Benim programda herkesin ateşi geliyor. Tamam, geliyor. Bak diyor ki... Kızım bak ben babanım burada... Bak diyor ki Necmettin ben de istemiyorum diyor. Ben seni var ya kucaklarımla bekliyorum. Biliyorum. Sorgu sualsiz. Geriye dönük hiçbir şey sormayacağım. Neden, niçin hiçbir şey yok. Yeter ki benim cam parçam gelsin. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Her okul hata yapar yavrum. Herkes hata yapabilir. Gel canım benim. Hani ben her zaman Suh'tan yanaydım. 50 gündür de ben Suh dedim. Gel boşan dedim. Bak kucak açıyorum sana. Geriye dönük. Geçemedim kimse sana bana. Bir soru soramayacak. Aynı dayın sana ne dedi? Geriye dönük dedi. Kimse dedi bu kıza dedi. Bir soru sormayacak dedi. Hatası hiçbir şey olmamış gibi. Herkes hata yapabilir. Sonra da bilirsiniz yani. Hiç öyle bir şey de yok yani. Sonra da bilirsiniz. Bebek var ortada. Hani korkması da gerek yok. Sen bebeğini merak etmiyor musun kızım? Kızım sen 5 dakika ayrı duramazsın kızından. Ben seni tanıyorum. Bize bırakıyordun. Anneni 10 kere arıyordun sen. Anne diyorla hiç kapsamıyor. Bebeğini merak etmiyor musun? Götüremdisin. Özlemedin mi? Ayva sana soruyor. Hı? Özlemedin mi kızım Sari'yi? Özledim. Gel yavrum. Gel kızım ne olursun ben gel. Ben bugün sabah geldim bebeği getirdiniz. Şu an şok mu yaşıyorsun duyduklarından? Kızım ne olursun bir gel. Bir şeysin kötüsün şu an. Kızım gel ben biliyorum. Sen ya böyle değilsin kızım. Sen de seslen dedesi. Yapma araba. Kızım ben biliyorum sen iyi bir insansın. Kızım dört gözle biz seni bekliyoruz. Ben deden. Ailen seni bekliyor. Bütün ailen orada şu an. Kızım kimse bir şey sormuyor. Her şey atacağız bir tarafa. Yeniden bir hayat başlayacağız. Seni bekliyor. Herkes korkuyor şu an. Herkes korkuyor. Senin yanına bak. Ben çıkayım ne olur. Ben çıkayım ya. İstemiyorsan boşanırsın. Ne olur ben çıkayım ya. Ne olur. Bana ne oldu ya? Baba ben mi çıkayım? Ne olur. Baba ben mi çıkayım? Kızım kimse sana bir şey sormayacak. Yiyecek. Ne oldu? Ben çıkayım baba. Kızım kimse sana bir şey sormayacak onun kızım. Ağlamasını gördü de dayanamadı o. Kızım bak kimse sana bir şey sormayacak. Bak Erva. Gel yavrum. Bak Erva kocan da yazık ağlayan da kocan. Gel benim güzel kızım Erva. Gel. Bir dakika bir dur bak kocan da bak burada ağlıyor seni Erva. Bekliyorum diyor ben her şeyi affettim diyor. Abla, evliliğimi istemiyorum. Gel de isteme, gel. Gel kızım, isteme gel de kızım, isteme. Biz her şeyi açıyoruz. Ailemi... Bak, biri bir şey diyor, kulak veriyor. Dedi. Ailemi kabul ederim ama evliliğimi tamam, istemiyorum. Tamam kızım, tamam. Gel, tamam. Kabul et, gel. Sen bizim, yani affedersin, köpek yavrusundan ayrılır mı? Ayrılmaz. Kabul edince onu da eder o. Yani... Bizimle beraber gel o zaman şimdi. Ailenle konuş. Kızım ben babanım. İstemiyorsanız boşanırsınız ama Müge Hanım çağırdı. Ailem bekliyor. Sen gidelim hep birlikte tanıyorsun. Sağlıklı olduğunu görsünler. Zorla tutulmadığını görsünler. Bak sen de istiyorsun bunu. Ailen görsün seni. Yayından sonra birlikte karar veririz. Tamam ama sizinle senin artık konuşalım. Orada yerin kalmadı Erva'cığım. Seni... Artık sen de orada istenmiyorsun. Yerim kalmadı biliyorum. Tamam.
Kızım, tamam, senin ne işin var İskenderun'da yani? Ben Erva, şimdi şu halimle İskenderun'dan gel deseler nereye kızım, geleyim sen yani? Sen beni çok iyi tanıyorsun. İkimiz paran çok iyi anlaşıyoruz. Paran var mı senin? Dur bir saniye. Paran var mı? Yoktur. Evet var. Nereden var aldın? Var. Nereden buldun para? Vardı zaten param. Tamam. Hiç bak, paran da kalsın cebinde o zaman. Sen de neyse. Sen şimdi Müge ablanla beraber bin gel. Gel ben seni babana teslim edeyim. Kızım beni tanıyorsun. Seninle nasıl iyi ilişkimiz olduğunu da biliyorsun. Bak amcam burada. Mustafa Bey, hani benim sana şey kıyamadığımı da biliyorsun. İşte amcası. Erva bak, seni bekliyorum. Amcanı seviyorsun. Biz seninle çok dertleştik. Biliyorsun değil mi Erva? Buna cevap ver lütfen. Özel Almanya'dan senin için geldiler. Yengenle amca. Ya. Erva ben seni kesinlikle bırakmam. Kimse ki zaten. Kimse kızım değil sana. Sen amcanı çok iyi tanıyorsun Erva. Kimse bunu inkar edemezsin. Kızım biz sana var ya, hiç kesinlikle herkes hata yapabilir. Hayır, ama ben önemli şunu da olan... sorayım. Ben şunu da sorayım. Ben tanıdım Ayhan Bey'i de eşinde falan ama kızım hani gelirsen can güvenliğinden falan mı endişe ediyorsun? Ailenin sana bir şey yapacağından mı korkuyorsun? Yok. Tamam o zaman yoksa hiç Müge o zaman seni bırakmasın getirsin. Gel canım benim bir tanem gel. Gel tamam. Prenses de burada kızım. Tamam. Prenses de yanımızda prenses. O zaman geçelim arabaya. Hadi binin bir arabaya ben bir gireyim. Yok ablam tamam. Hayır ben binin bir arabaya ben sizi bir gireyim. Kızım bak yemin ediyorum bak. Rahat et. Kulağına tak kulağında dursun. Müge al eşyalarını da. Pardon Müge siz bu arada yayını izleyebiliyor musunuz? Ay bak yayını izleyemiyoruz Müge Hanım şu anda televizyonumuz kapalı. Televizyonu açsana bir. Müge'ciğim bir televizyonu açsana televizyonu. Müge. Açalım. Hüseyin çevir bir. Şunu Hüseyin. Kızım. Kızım Sare'ye bak Sare'ye. Onun için çıkmış o demek ki. Nereye şuraya mı? Abla ben ama lavaboya da gitmem. Tamam. Gidersin lavaboya. Dursun şu an mı bakarız? Dururuz onun için tabii ki. Müge'cik de programın başından beri tuvalete gideceğim. Tuvalete gideceğim göndermedik. Kaçağa gider diye ne yapayım? Bebeği açsınlar. Sen o bebeği almaya mı gittin? Kıyamam. Yok. Sonra. Onu da ben biraz seveceğim. Bakmasınlar diyorsun işte. He? Ha, seni sevmiyorum dedi diye mi üzüldün sen? Ya yanlışlar olabilir. Ama ben ona hep beni sevdiğine inandım. Halen de inanıyorum. Kızım baksana Sare'ye. Bence beni gördü bana gelmek istedi. Karışma baba annesi. Gel. Versene, ya lütfen kıskanmayalım. Nadia abla bırak. Lütfen anne. Ya beni istedi gördünüz yani. Biz de cuma. Evet. Biz de cuma günü onunla vakit geçirdik. Alıyorlardı benim kızımı yoksa yuvaya. Vermem dedim ben. Vermem dedim. O zaman dedim bize gelsin. Evet. O zaman dedim bize gelsin. Vermem ben. Çok da ustum. Vermem ben dedim, vermem dedim ben, vermem dedim onu. Vermem dedim ben onu. Hiç prenses. Açtınız mı televizyonu? Her şeyi yeniden başlıyoruz kızım, her şeye. Sıfırdan başlıyoruz. Gelmezsen bak alıyorum ben buna. Anne hazırla. Lokumla yan yana yatarlar bunlar. Lokum buna bayılır. Kedi gibi. Değil mi? Özledin mi bebeğini? Allah. Abi. Dönsene buraya Ferhat'cığım. Abi bak. Ağlıyor. Benim kızım ağlamadan durmaz ya. Ben kızımı tanıyorum ya. Müge Hanım zaten Almanya'ya gittiğinde kızımı almak istiyorum demişti. Tamam. Görünce şimdi duygulandı. Ayva. Abla bir tuvalete gideceğim. Tamam lavaboya gitmek istiyor şu an. Tamam. Tamam gitsin. Bırakmasınlar. Bırakmaması için mi? Yok Zulma. Ne yapıyorsun? İyi misin? İyi misin? Fırfırlı fırfırlı kıyafetleri de varmış bunun. Ben de çok beğendim onları. İyi misin sen? Nereye geldin sen? Bak beni nasıl tanıdı geldi ama çocuk vefalı çocuk görüyorsunuz işte.
Çocuk vefalı. Ha gel. Gel babası gel. Yap bir öğrettiniz mi ona? Gel hadi. Kızım. Gel babası gel. Kızım. Gel gel yapıyor kızım. Musun? Kızım. Kıskandılar bizim bu sevgimizi. Ha. Bir de yürüyor da. Allah dur attı vallahi kendini ha. Bak bir de yürüyor da. Hadi yürü. Yürü. Bak bir de yürüyor. Biz bunu cuma günü böyle yürüttük. Hı? Kızım. Gel nereye gideceksin? Kime gideceksin? Ay babaya geldi. Gel babası. Her akşam yıkadı babaanne onu. Her akşam yıkadı. Ha, mis gibi. Ay, mis. Yavrum mis. Benim. Ah. Üzülme sen de. Bak şimdi biraz herhalde yavaş yavaş. Tamam. Hüseyin devreye girecek her şey. Tabii. Ama tamam. Benim bizim düşündüğümüz gibi biz Ayhan Bey'le sonra yayın arasında konuştuk. Ayhan Bey tabii kızını daha iyi tanıyor. Hatta dedi ya bana buna teşhisi koyun Müge Hanım. Buna pek teşhis koyamadım açıkçası. Hani doktorlar kusura bakmasınlar. Çünkü mutlaka bir problem var. Evet altında yatan bir problem yatan, var. Bir altta yatan var tabii. Onu tabii şimdi, ki bir uzmanımız değerlendirir. Biz hep şunu söylüyoruz. İnsanların bir takım rahatsızlıkları vardır. Gözle görülebilir, hepimizin görebileceği rahatsızlıklar ayrıdır. Bir de uzmanına tabii ki danışılması gereken rahatsızlıklar vardır. Yani bir insanın kolunun mor olduğunu görünce... Aa kırıldı mı, çıktı mı falan kızım, deme. Bu kızım, halk tabiridir. Bizimki hep öyle. Yanlış anlaşılmasın. Ama bu kızımız az önce işte size söylediğim şey. Telefonla bize bilgi veren kişi daha evvelki Necmettin'in ilişkisi evlenmiş ayrılmış iki çocuklu bir kadın. Aile kabul etmiyor. Sonra bir şekilde Erva ile yolları kesişiyor. Erva da herhalde Necmettin böyle anlatınca o da evli ve çocuklu olduğunu söylemek istemedi. Sonradan reddedilmek da, istemedi ve bir şekilde reddedilmek kendini istemedi. Kabul ettirmek ama, istedi. Ama işte Ayhan Bey ile Hüseyin Bey yayına gelince o oyun bozuldu. Fakat ben size demiştim ya hani. Evet ama ben Necmettin'e de şurada hak veriyorum. Yani DNA testine kadar gidiyor. Yani bu da artık gerçekten büyük bir şey. Gidiyor da bununla da kağıtlanan onların evine kadar gitti. Dayısı bu. O inanmadı. Yani. Bunları tehditledi orada o. Ben de bilmiyorum. İşte. Evet. Yok. Bakar mısınız? Burada bir bebek var annesini bekliyor işte. Ne bileyim Ayhan Bey en doğrusunu söyledi. Allah kimseyi evladıyla sınamasın dedi. Amin. Müge çıktı mı tuvaletten? Binin bir arabaya. Biz de burada rahat edelim. Ayhan Bey'in içi rahat etsin. He? Hani görsün kızını. Hadi yavrum. Müge Hanım. Ha. Gel bebeğine kavuş hadi yavrum. Ben kendim diyeceğim. Ben kendi imkanlarımla kendim gelmek istiyorum. Yok, yok senin imkanın imkanı. Kızım, kızım bak ben bekliyorum. Ben 25 yaşındayım. Ben kendim sen karar verebilirim buna. Çok da doğru kararlar vermediğinde ortada ben ama. Kızım 50 gündür diyorsun ki geliyorum, yarın ama geleceğim, yarın. Kendi 50 gündür diyorsun bu bana bunu. Baba bu saatten sonra... Bak bak. Bu saatten sonra hani yalan konuşacak bir şey bana kalmadı. Bana güvenmiyor musun Erva sen? Kızım bana güvenmiyor musun? Açık konuş şimdi. Ben şey ekiple gelmeyeceğim. Ben baba kendim... Ben peki, ekiple gelmeyeceğim. Peki Erva bunun bir gerekçesi geldim var mı? Neden böyle düşünüyorsun? Bunun hani... Havalimanında da yaptı çünkü aynısını. Bir gerekçesi nedir? Onu merak ettim ben. Ya baba nereye kaçayım ben? Erva, beni istemeyen bir insanın yanına mı gideceğim? Ekibe mi güvenmiyorsun? Bir dakika. Ailesinin üyeleri hala ekibe mi güvenmiyorsun? Israr ediyorsunuz dedi size. Ya... Müge ablaya güveniyorum ama ben orada tamam, yaşadığım güzel şeyleri... Oraya ben bir daha gelmem. Çocuğuna bir an önce ben kavuş... Bunu söyle... Çıkma. Tamam televizyona çıkma. Televizyonu çıkmayacağım. Ama çocuğuna bir an önce kavuş... Tamam ben kendi imkanlarımla kendim geleceğim zaten. Hı. Yalan. Ya hayatım sen kimse hayır beni kandırmıyor. Hayır, burada istenmediğin sizin yerde niye duruyorsun ki? İstemiyoruz dedi. Necmettin istemiyoruz dedi. Şey kirve bağlandı istemiyorum tamam, dedi. Tamam ben Necmettin'in yanında durmuyorum. Kimin yanında duruyorsun? Ailesinden biri de yanına geldiği zaman biraz önce zorluyorsunuz orada zorlamayın dedi. Yani istiyorlar mı istemiyorlar mı çok da belli değil aslında şu an. Yani ya gitmesini istemiyorlar bunu gibi şu an. Ya Allah oyun içinde bak ya. Oyun ya, oyun yapıyor bu Necmettin oyun yapıyor ya. Oyun değil. Oyun. İlk günden beri bana diyorlar ki güzel bir plan. Aynı İstanbul'daki olayı yapıyorsun Erva. Bak bir şey söylüyor Züleyha evet. Aynı İstanbul'daki olayı yapıyor. Ben babamla uçmayacağım. Ben babamla uçmayacağım. Müge Hanım bana dediler ki kızınızı burada zorla tutmuyoruz dediler. Ama tutuyorlar.
Şimdi tuvalete girmenin nedeni de belli oldu. Tamam, polisi ara. Polis de bizle uğraşacaklar sabahtan akşama seninle. Zorla işiniz gücünüz yalan. Kızım bana bak, bana 50 gündür deniyor ki kızımız burada zorla tutulmuyor. Tabii zorla tutulmuyor. Ama hep sen diyorsun ki ben 2 gün sonra geliyorum, kendi yarın geliyorum. Kendi isteğimle durdum baba. Kimse beni zorlamıyor. Ama şu anda geleceğim diyorsun ya. Seni istemiyorlarsa niye hala istemiyorlar? Demek ki istiyorlarsa bir dinleyelim. Halit de telefonla konuştu ya. Ben ekiple gelmek istemiyorum dedim. Gelirim yani. Kızım tuvalette sen kendin gelemezsin, ben seni tanıyorum. Tuvalette... İstanbul'da da yaptı aynı. Tuvalette telefonla mı konuştum? Yazıştın. Abla, telefonun burada değil miydi? Aynısını İstanbul'da abla, da yaptım. Söyler misin lütfen? Telefonun burada değildi. Tuvalette gittim ya, telefonla konuşmuşum. Telefonum senin yanında değil. Telefonla konuşmadın ama Kirve'nin kızı senin yanına geldi. Haber gönderdi Necmettin'i çağırmak için. Ya. Uydu mu yani, Necmettin'i çağırıyordu. Ya. Ama ben işte bir plan var. Bir dakika, bir dakika. Müge kim kim Necmet'i... Ben söylüyorum. Bir dakika dur. Ne olmuş, bir daha söyler misin? Ne olmuş? Müge? Tuvalet için gittiğinde Kirve'nin kızıyla Necmettin'e haber yollamış. Gelir misin? Konuşmak istiyorum diye. Kirve'nin kızı da... Kirve'nin kızı da siz zorluyorsunuz, gelmek istemiyor, ısrar etmeyin diyerek bize bir yaklaşım oldu. Biz de dedi kendi gelsin konuşsun, geleceğini söyleyip bir dakika, söylemeyecek o. Bir dakika, siz Erbaa değilsiniz. Mı? Yani şimdi dur, de Kirve'nin bu şekilde yapıyor. Bir şey değil aslında, Kirve'nin kızına bir şey söylemiyorum. Yani Erbaa mı Necmettin'e Kirve'nin kızıyla evet, haber evet, göndermiş? Erbaa çağırmış. Evet evet, Erbaa Necmet. Hayır, evet. Öyle dediler, Necmet'i konuşmak istiyor, seni bekliyor dediler. Öyle bir şey yok. Yok öyle. Abla ben istemiyorum. Daha ne söyleyeyim? Kimi istemiyorsun? Seni burada bıraktığımızda yok ki burada kimse. Yani kapıyı kilitlemişlerdi az önce. Kamerada görünmemek için kaçıştılar. Kamerada gözükmek istemiyorum. Tamam, göstermeyeceğimizi söyledik ona rağmen seni içeri kilitlediler. Yani sen ne yapacaksın burada kalıp da? Abla, ben onlarla durmayacağım. Ben kendim otobüste kendi imkanlarımla gideceğim. İmkanın nedir? Tek başınasın işte. Biz de gel. Ne imkanı olacak? Çocuğun istemiyor musun? Abla ben bunu da istemiyorum çıkarma, artık. Çıkarma. Abla istemiyorum bak, vallahi. Bak yine aynı şeyleri yapıyorsun ama cuma için panikledim demiştin. Gene aynı. Ben abla, bak gene aynı şeyi yapıyorsun. Ama artık konuş, bir şey değişmiyor. Konuşmak istemiyorum. Takar mısın şunu? Abla lütfen. Abla gerçekten. Bak bana söz verdin. Takar mısın ama lütfen? Ama bir şey değişmiyor. Tamam, istemiyorum. Ama sonuçta olmuyor. Senin çocuğun. Hani bizim yanımızda ya senin çocuğun. Ben bunu bir çözmemiz lazım ya hani. Bunu bana söz verdin ya sen hani. Sonuçta senin çocuğun ama bizde. Kocanı istemiyorsan tamam dedik sana. Biz kimse barıştı girelim ya. Oo. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. İskenderun'da durum ama biz de bugün burada bir karışız ki sevgili seyirciler kusura bakmayın valla. İşte artık biz bize yapıyoruz programı. He? Müge ne diyor? Orası niye karıştı anlamıyorum. Ha. Burası da karışık gerçi. Benim de inadım inat. Hadi dur bakalım. Ey Allah razı olsun. Ne oldu Müge? Orada neler oldu? Müge Hanım. Nefesiz, ha? Berkay. Yayının ardından gene burada bir karmaşa çıktı. Ailesi diyor ki ısrarla Erva'ya git. Oraya gitmen, ailenle buluşmanı istiyoruz. Bizi zor durumda bırakıyorsun. Bütün aile üyeleri aynı durumda. Hatta Galip Bey'le biz arkada konuştuğumuz zaman da gerçekten ben gitmesini istiyorum. Bela gibi bir durum oldu dedi. Erva da diyor ki ısrarla ben aileyle birlikte kalmayacağım. Ben arkadaşıma gideceğim. Arkadaşını söyle ona bırakalım diyorum. Aile arkadaşını da söylemiyor kim olduğunu. Ben buradan kendim otobüse binip gideceğim. Sonra da Almanya'ya gideceğim diyor. Ailemi görmeyeceğim, İstanbul'da gelmeyeceğim diyor. Son kararım budur. Yayına da katılmak istemiyorum diyor. İskenderun'da aile kim varmış tanıdık? Dur. İskenderun'da tanıdık kim varmış? İskenderun'da kim olduğunu soruyor Müge Hanım. İskenderun'da tanıdığın kim var? Sesle mi aile? Orada bir şey olsa de. Nereye gideceksin otobüs biletini alıp? İstanbul'a. Tamam, İstanbul'daki bir arkadaşın ya dışarı çıkma, böyle kuşa kapmaca oynamayalım. Çocuğunu boynu bükük mü bırakacaksın Erba? Yanımızdasın. Çocuğunu boynu bükük mü bırakacaksın Erba? Gideceğini söylüyor, orada bir arkadaşına gideceğini söylüyor. Oradan da Almanya'ya gidecek. Yalan konuşuyor bizi. Bizi şu anda duyuyor mu? Bir dakika, bir dakika. Müge Hanım. Duyuyor Müge Hanım. Müge Hanım. Duyuyor, yanımda duyuyor ama yayına çıkmak istemiyor. Müge Hanım. Tamam, çıkmasın orada dursun. Duymuyor musun şu an?
Erva. Şu an duymuyormuş. Bir saniye. Duyacak şimdi Müge Hanım. Otobüs bileti duyuyor şu an size. Aç, aç, kapatma, açık zaten. Heh, kapatma, açık, tamam. Heh, duyuyorsun şu an, değil mi? Duyuyorsun, evet, duyuyor Müge Hanım şu an. Erva, bak kızım, ben Almanya'ya dönmeyeceğim. Sen gel, sen, hani seni almadan gitmeyeceğim. Bunu bir kere kafanın bir köşesine yaz. İkincisi, kızım, bak şu an farkında mısın? Tek suçlu sensin. Gene yanlış yapıyorsun. Konuşmayacağım nedir? Kızım bak farkında mısın? Bak farkında mısın? Etrafındaki insanlar 50 gündür seni yanında tutuyorlar ve tek suçlu sensin. Ben onu yemem kızım. Ben onu yemem. Ben bunu söyledim etrafındakilere. Yanınızdaki insanı sorgularsınız. Bebeği, kimin nesi, kimin fesi ve peşinde insanlar var, dayısı var. Ben onu yemem. O alga, o şimdi aklama operasyonu var ya. Seslerinden rahatsız oluyor, dinlemek istemiyor Müge Hanım. Çıkarma lütfen. Kızım, çıkarma, dur, o Müge Hanım, hani etrafındakiler var ya. Şimdi hani ya, habersizden geliyorlar ya. Aile senin için çabalıyor. O etrafındakiler hani şu an suçsuz ya kızım. Ta, bütün bak, suç sende ya. Bak, ben onu yemem. Gerek yok. Erva, şu reaksiyonlara gerek yok. Takar mısın şunu kulağına? Şunu lütfen tak kulağına. Hatırım için. Ha şunu da söyleyeyim. Orada senin başına bir şey gelirse oradaki şahısları tek tek sorumlusu onlar. Onu da söylüyorum burada bütün Türkiye'nin gözü önünde. Yani orada senin başına bir şey gelirse bütün sorumlusu oradakiler. Onu iyi düşünsünler. İyi düşünsünler. Ben 50 gündür bu senaryoyu duydum. Geliyorum, geldim. İşte kendi iradem. Biz senin kızını zorla tutmuyoruz. Tamam, şöyle böyle. 50 gündür aynısı. Tuttuklarına göre atıp yollasın. Onlar seni bar gibi zorla tutuyor. Eğer etrafındaki insanlar bizi birazcık anlıyorlarsa zorla seni zorla bindirmeleri lazım ekip arabasına. İstemiyoruz biz. Sadece iş kendilerini aklamak için biz istemiyoruz. Görüyorsunuz. Öyle bir dünya yok. 50 gündür aynı senaryo. Ne olacak benim kızımı, ne yapacaklar? He? İstemiyorlar da orada ne yapacaklar benim kızıma? Baba. Göndereceksiniz, bindireceksiniz. Kulağına takar mısın abi? Eğer onu istemeyen adam bize güzellik yapmak istiyorsa... Kızım, senin başına bir iş gelirse bizim başımız belaya girer. Sen ekiple girecek. Mecburen gitmek zorundasın. Seni pazarlamaya çalışıyorlar Erba, seni pazarlamaya. Bırak sen de bavurlar. Ne yapacaklar seni orada, ne? Hadi konuşuyor, sen de. İstemiyorlarsa ne yapacaklar? Hani diyorlar ya... Biz zorla gönderemeyiz. Zorla gönderemeyip de ne yapacaksın o kız orada? Zorla gönderecek. Seni güzel gördüler. Prenses gibisin. 50 gündür de geliyorum. Geldim. Tabii ben biliyordum senin orada olduğunu. Babam biliyordu diyorsun ya. 2 günde bir bilet aldırıyorsun bana. 2 günde bir geliyorum. Geleceğim işte baba. Söz baba. Boynunu bükmeyeceğim baba. Çıkarma. Kızım. Kızım ben bak ben Türkiye'yi... Türkiye Cumhuriyeti'ni terk etmeyeceğim. Biz seninle beraber gideceğiz. Sen bana gelmedin. Bir şey yok yani polisin işi gücü yok. Her gün bizimle mi uğraşacak? Yani şu anda polislik bir durum yok. Ailen sana sesleniyor. Onu bile dinlemeye tahammülün yok. Ama ben sana söyleyeyim bak. Seni geçtim. Sorumlusu yanındakiler. Müge Hanım. Ben sana söyleyeyim. Kulaklığını çıkardı. Duymuyor. Ailenin söylediklerini duymuyor. Şu anda sizi duymuyor. Kulaklığını çıkardı. Yanındakilere sesleniyorum buradan. Duymuyor. Yanındakilere sesleniyorum. İzliyorlar. 50 gündür aynı senaryo. Biz senin kızını silah dayayıp da götürmedik. Aklına tamam. O zaman benim kızımı gönder arkadaş. Aklama operasyonu. İstemiyorsan gönder. Zorla mı alayım? İstemiyorsan de ki sen benim başıma bela olacaksın de. Ben bela istemiyorum de. Gönder abi. Madem başının üstünde eğer bizi de anlıyorsan burada. Güya anlıyorsun ya aileyi. O zaman o kızı sen zorla bindirirsin. Bindirirsin. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar yalan söyleyen bir kız zaten siz ailesi olarak ona sahip çıkmak durumundasınız. Yalan da söylese, gerçek söylese. Ya 50 kapıdan gelse benim canım o ya, yani, alacağım siz ya. Siz onu bir şekilde halledeceksiniz kendi içinizde. Doktorla konuşursunuz, onunla konuşur. Bu şimdi sizin evladınız. Siz atsanız atamazsınız, satsanız satamazsınız. Ama ben şunu biliyorum. Onlar zorlasın, bindirirler. Ama şöyle bir şey var Ayhan Bey. Ben bu kadar yalan söyleyen bir kızı hala da yanında tutmak isteyen bir zihniyeti anlayamam. Çünkü... Bela gel bak kusura bakma senin için değil senin evladın onu ayrı koyuyorum. Şimdi Necmettin tarafından bakıyorum bela gibi. Ya. Ben bela, yani az önce de öyle söylemediler mi Müge bela gibi bir şey oldu diye. Tamam da şimdi onlar kendilerini atladılar. Ailesi de böyle söylüyor aynı şekilde Müge Hanım sizin belirttiğiniz kelimeyi kullandılar. Evet. Neyi göndermiyorlar o zaman?
Zorla. Bak şimdi Emli, madem siz bu kızdan kurtulmak mı istiyorsunuz? O zaman bana bir güzellik yapın. Erva, bu 50 günün hatırına bizi istiyorsan, bizi eğer saygı duyuyorsan bize bu ekiple gideceksin. Yoksa hesabını onlardan sorarım Müge abla. Onlardan sorarım. Türkiye Cumhuriyeti şahit. Sorarım ben bunun hesabını. Oradan nereye gidecek bu çocuk? Nereyi biliyor? Nereye bilmiyor anne ya. 50 gündür aynı senaryo. Şimdi onların gözünde onlar suçsuz. Bütün suçlu Erva. Doğru Erva, ben yaptım, ben ettim. Bir madalya takmadıkları kaldı Necmettin'e. Bir madalya takmadıkları aynen, kaldı. Aklama operasyonu. Bu aklama operasyonu 50 gündür. Benim kızımı ne yapacaklar? Gönderecekler. Mecbur. Zorla da olsa gönderecekler. Çünkü onlar biliyor. Ben 50 gündür bu oyunu oynuyorum onlarla. O yüzden baba sen biliyorsun diyor. Havaalanıydı, yok şuydu, yok bilet aldım, yok çocuk geliyor. Zorla tutmuyoruz. Tabii zorla tutamazsın. Kız bir ihbar etse sizi, güneş yüzü göremezsiniz be. Zorla mı tutuyorum diyecek. Ben kızımı göremiyorum diye televizyona çıktım Erva. Sen ne yapacaksın kızın için? Ben kızımı göremiyorum diye televizyona çıktım. Sen ne yapacaksın Erva? Hiç göremiyorum. Sen ne yapacaksın Erva? Tabii, tabii. O biliyorlar ki Erva bir yeşil ışık yaksa, örnek veriyorum. Dünyayı ki, yakarız. Dese ki ben burada işte mutsuzum. Onların hiçbirisi güneş göremez, güneş. Dünyayı yıkarız. Peki şunu sorar mısın? Öyle bir dünya ya. Şimdi burada Hüseyin... Bir şey olsun, ben onlardan bunun hesabını sorarım. Tamam. Açık ve net. Bağlayacak şeyler söylemeyin. Şimdi şunu sorar mısın Erva'ya? Hüseyin bu zamana kadar tamam ben karımı eve geri istiyorum dedi. Hüseyin şunu bu saatten sonra derse ki ben boşanmak istiyorum ve çocuğun velayetini de istiyorum. İstiyorum zaten öyle. Çocuğun velayetiyle ilgili de hani bu kadar artık çocuğunu bırakmış kaçmış bir kadına hangi hakim ne yatılı vermeye ne yatılı gösterir eğer istiyorsa ekipler eşliğinde yani sosyal hizmetler uzmanı eşliğinde görür. Haftada bir gün 15 günde bir gün. Ya çünkü şimdi bu anneye de çocuk teslim edilmez. Yani çocuğundan da vazgeçmiş mi bu şey kız tamamen? Bir şey istiyorsan Müge Hanım bir dakika. Yani çocuğundan vazgeçmiş mi böyle bu kadar? Şu anda çocuğundan tamamen vazgeçtirmeyin. Çünkü Hüseyin boşanmak istediğini ve velayeti almak istediğini söylediğinde sen çocuğundan vazgeçecek misin? Çünkü velayet artık bu olanlardan sonra muhtemelen olumlu değerlendirilmeyecek senin açından. Sen sosyal hizmetler aracılığıyla görmek zorunda kalacaksın. Bunu istiyor musun çocuğunu? Ben bunu Almanya'da kendim halledeceğim ya, diyor. Tehdit ediyor yani Müge abla ya. Alabileceğine inanıyor musun? Babası vermeyeceğini söylüyor. İnanıyor. Alabileceğime inanıyorum. Ay, Almanya'da ben bunu halledeceğim diyor. Öyle bir gücü de yok. Öyle bir bilgisi de yok. Televizyona çıkmak istemiyorum diyor. Tamam televizyona çıkmasın ama hiçbir ülkede de verilmeyeceğini bilsinler biz yani. Biz de bunu söyledik televizyona çıkmasın diye. Yani şu an onlar Türkiye Cumhuriyeti'nde burada patladılar ya, rezil oldular, linç edilecekler. Bütün sosyal medyaya düştü olay, sokağa çıkamıyorlar. Bugün de Erva'yı çıkardılar, Erva bütün suçlu oldu şu an. Bizi hakladılar. Öyle yok. 50 gündür yanında duracaksın, ondan sonra ben bir şey bilmiyordum. Tabii, Türkiye görsün biz suçsuzuz. Öyle bir şey yok. Bir şey söyleyeceğim Ayhan Bey. Buraya bir tanıdık aracılığıyla gelmedin ki Necmettin'i tanıyarak geldin. Tabii ki onların şehri yani onların şehri sayılır şu an. Sen burada kimseyi tanımıyorsun. Ben kendim halledeceğim. Bu benim kendi özgürlüğüm. Ama biz işte senin şu an endişe ettiğimiz için seni bırakamayız. Kendi başına halletmen gibi bir şey olamaz ya şu an. Çünkü sağlığından endişe ediyoruz. Bu 90 milyona mal olmuş bir program ya şu anda. Müge Hanım senin can sağlığından endişe ediyor. Biz seni bu şekilde bırakamayız. O zaman ben emniyete gitmek istiyorum. Tam cuma günü de emniyete gittin. Hani böyle bizle mi uğraşacaklar her gün? Hayır ama onlar diyor ki zorla kimse bir şey yaptıramaz bana. Tamam kime kalacaksın? Emniyet seni bıraktığında kimle kalacaksın? Emniyet seni barındıramaz ki. Sığınma evine mi gideceksin? Abla bıraktığında ben kendi yoluma kendim bakacağım. Kimseye bir şey söyleyeyim. Hayır sen kendin gidebilirsin. Seni polis niye bırakmasın ki? Polislik bir durumu yok ki. Gene gitsen gidersin. Doğru, gidecek yerin yok. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Hatay'da tanıdığın kimse yok. Gitmeyeceğim abla. Lütfen televizyonla ben de var konuşalım. Geleceksin. Geleceksin. Onlar seni zorla bindirecek. Zorla. Almanya'dan buraya geldi senin için. Onlar seni zorla bindirecek. Duysun buradan o Necmettin. Duysun. Tamam istememini anlıyoruz. Hüseyin de barıştırma ekibi seni çalıştırmıyor. Ama bir bebeğin var. Nereye gideceksin? Bunu bilmemiz lazım. Bebeğin yolda bir şey olursa bu kıza.
Gelirken yolda bir şey olursa onlar düşünmüyor mu bunu? Ne, şu anda Almanya mı gideceksin? O zaman bırakalım seni, havalimanına götürelim, Almanya'ya bindirelim. Abla, ben kendi şeylerimi kendim yaptım. İşte biz de diyoruz Müge abla, onlar düşünmüyor mu bunu? Bu kız giderken bir şey olursa buna biz ne yapacağız? Havalimanına götürelim seni, bizimle gelme İstanbul'a. Derdimiz televizyona çıkman değil zaten. Derdimiz sağ salim ailene gittiğini bilmemiz. Evet. Hüseyin'le barıştırmaya çalışmıyor kimse seni. Tamam, programda konuşmuyorsun zaten. Havalimanına bırakalım seni diyorum. Burada kimsen yok çünkü. Bu şekilde seni bırakamayız. Böyle peşinde mi gezeceğiz seni? Sen karakol, biz peşinde. Ya böyle mi devam edecek? Aile seni istemiyorum diyor. Bırakalım mı seni ortada? Bırakmayacağız ki. İstemiyorum diyor Müge Hanım. Yani ben karakola gideceğim. Karakolda beni bıraktıktan karakol sonra başımın çaresine bakacağım. İyi artık ya. Polisin de gelmeyecek. Bu oradan oraya dolanacak diye polis de bulunmuyor. Müge abla, o gönderen insanlar, yani, o gönderen insanlar düşünmüyor mu şöyle? Biz bu kızı 50 gün sonra bırakırsak, yolda giderken, otobüste, izle, kendi başına bu kıza bir şey olursa bunun hesabını kime vereceğiz diye düşünmüyorlar mı? O kadar ince fikirli ya bunlar. Yani abla da telefon attığımızda Nurcan Hanım. Ya Nurcan Hanım da kalktı oralardan, İstanbul'a geldi zaten buralara Nurcan Hanım. Efendim? Valla sen bir atla git o zaman bu kızın yanına. Nurcan da. Nurcan Hanım konuşuyor şu an. Bir duysana. Ha sen Konya'dasın sahi. Evet, evet. Hayır, dinliyor mu? Bir Nurcan Hanım da dinlesin de bir duysun yani. Ya şimdi Ayhan abi işte Nurcan bizim orada. Nurcan Hanım istiyor, konuşuyor sana. Alo. Dinliyorum Nurcan Hanım. Nurcan Hanım'ı da dinlemek istemiyor Müge Hanım. Alo. İyi, çok güzel. Buyurun Nurcan Hanım. Müge Hanım 50 gündür bizim yanımızda diyor Ayhan abi. 25 yıllık da kendi kızı. 25 yıllık kızını ikna edemiyorsa 50 günlük tanıdığı kişiler mi ikna edecek onu? Bağlamışla gelirim. Mecbursunuz ikna etmeye çünkü 50 yani gündür. Sen 25 yıllık babasısın, sen yapamıyorsan biz nasıl yapalım bunu? Bizi yalan dolan içinde yaşıyoruz. Annemizin hatırasını yaşayamadan bu şekilde lanet olsun sizin gibi sülale ailede ya. Ne hatırası ya? Anası hastanedeyken kadınla kızla yazışıyor ya, ne hatırası ya? Anası hastanedeyken ya. Anası hastanedeyken kız ayarlıyor kendisine, ne hastanesi ya? Anasını çok düşünüyormuş maşallah. Anasını çok düşünüyormuş. Ben sana anlatıyorum. Maşallah. Benim annem bir aydır vefat etmiş, biz bu olayları yaşıyoruz. Nurcan Hanım, Nurcan Hanım, sizin de evlatlarınız var, ah almayın. Sizin de evlatlarınız var. Ha. Ben diyorum ki bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Bize tövbe. Beş kız kardeş olduğunu söyledi. Tamam beş o zaman sağ olduğunu. Salim gönderin ya. Sağ ben salim gönderin. Sen 25 yıllık babasısın. Sen kızına ikna edemiyorsun. Siz şimdi, ne yaptınız biliyor musunuz? Kendinizi Türkiye'de aklama operasyonuna girdiniz. 50 gündür böyle. Herkes bizi tanıyor. Bizi de, bilen biliyor. Öyle, zaten. Öyle, sizi tanıyanlar da belli. Sizi tanıyanlar da belli. Hayır, neler geldi? Ne haberler geldi? Ne haberler? Aldık. Ne haberler aldık sizden? Sizin kendi kızınız yalan yok. Sizin ne? Bize inandırmış. Ortada. Sana niye inanmadılar? Kes sesini be. Ben sizin yerinizde olsam o kızı kovarım, kovarım. Bırak. Ya zaten istemiyoruz kovarım. Kızı, istemiyoruz. O zaman gönderin. Ben nasıl göndereyim? Sen 25 yıllık babası, ailesisin, istemiyorsun. Yapamıyorsunuz. Biz nasıl yapalım? Ama 50 gündür aynı senaryo. Ayhan bir dakika. Aynı senaryo. Sizi çağırmadım Ayhan abi. Siz 50 gündür bu kıza sahip çıkıyorsunuz. Biz geldik İstanbul'a, geleceğimiz günü... Biz sus ya, bir de biz... Ama ne dediniz biliyor musunuz? Kız gelmek istemiyorsa göndermeyiz dediniz bana. Ayhan abi, bak kimseyi zorlamaz. 25 yaşındaki kız, biz onu bekar diye biliyoruz. O zaman yollan öğren. Sen çocuğun yanında kardeşin diye kocaya gider misin? Ben sana ne diyorum? Hangi devirde yaşıyoruz be? Diyor ben anlatayım, beni dinleyin. Bir dinleyin, bir dakika bir dinleyin. Bize dedi, ben... Bir dinleyin, bize dediği şu. Bize dediği ben kardeşimle alıp yanıma gelmesem annem babaannemin evini temizlemeye gidecek Türkiye'ye. Baba annem de daha sonra gelip kız kardeşimi alacak yanımızdan dedi. Eğer ben kız kardeşimi getirmesem gelemeyeceğim. Biz de dedik madem öyle getir dedi, bakarız yine götürürsün Zeynep ablayı verirsin. Annesini de bize Zeynep diye tanıtıyor. Niye? Görüşmeler sizin oğlan... Biz sizin oğlan geldi. Zeynep'le görüşüyordu. Nerede görüntülü görüştüm baba? Dedi. Bağlayın ona. Nerede o ana baba? Görüntülü görüştüm dedi. Numarayı verdik. Müge Hanım'ın ekibine de numara verdik. Bu numara bir daha ulaşılmıyor diye. Biz, biz size ulaşana kadar bu ana baba vardı ortada. Vardı. Biz nerede size ulaşana anne? Kadar bu ana baba vardı. Zeynep'le görüşüyordunuz. Annem vefatından 10 gün sonra anne baba kayboldu. O zaman sorgulamadınız mı? Biz İskenderun'a geldik. Her gün bize bir yalan dolan söyledi. Her gün. Hani kızım dedi bak Ankara.
Dilini kurtarabilmek için. Biz eğer öyle bir şey varsa bilseydi kızın neyin ne olduğunu. Biz niye Ankara konsolosluğuna götürelim? Tamam, niye Ankara'da karakoluna götürelim? Nurcan Hanım, Nurcan Hanım, şimdi o kız orada siz bıraktınız ya. Gelirken evet. O kıza bir şey olursa kim verecek bunun hesabını bana? Kız 25 yaşında. Kız reşittir, bizi hiç ilgilendirmiyor. 50 gündür sizin yanınızda o kız. Kız işte Müge Anlı'nın 50 gündür sizin yanınızda. Tamam, 50 gündür yanımızda ha. Biz misafir ettik kendisini. Vay biz vay vay vay. Vay. Çok iyi misafir ettiniz. Nurcan Hanım. Nurcan Hanım bir dakika. Nurcan Hanım benim kayınpederimi. Nasıl baktığımızı siz Tarih'e de çok iyi biliyorsunuz. Tarih'e nasıl baktım. Ya ben kokuyordu benim kızım. Benim kızım kokuyordu. Benim kızım kokuyordu. Nasıl baktın? Nasıl baktın? Nasıl baktın benim kızıma? Benim kızım kokuyordu. Nurcan Hanım, Nurcan Hanım. Annenin duygusu yok kıza yani. Nurcan... Benim kızım buraya geldi de kokuyordu. Nasıl baktın sen benim kızıma? Ya yürü git abicim ya. Sen ben kimsin? Ben kayıp getirdim ya. Nurcan... Yürü git abicim Nurcan ya. Nurcan Hanım, bir dakika. Tabii. Şşş, Nurcan Hanım. Sen de varsın. Bir dakika, bir dakika. Ben kıyafetlerini dahi, mamasını dahi ekibe yok, verdim. Belli, belli. Bir şey söyleyeyim, bir saniye. Nurcan bir saniye, ben kayıp... burada araya gireyim, bir saniye. Ben bir dakika durur musunuz? Şimdi Nurcan Hanım, siz zaten İstanbul'a gelirken anladığım kadarıyla zaten Evra çocuğa bakamayacak diye bakmaya gelmişsiniz. Hayır, hayır. Bak ben onun kız kardeşi diye biliyorum. Anladım. Yani bebeğe bakamıyor diye geldiniz siz de İstanbul'a. Hayır, kız, ben kardeşimin yanında bulunmak istedim o konuda. Çünkü ben bu kızla 7/24 ben de Almanya'dayken ben de görüntülü bir şekilde konuşuyorum. Ha, siz de görüşüyordunuz. Evet, ben de görüşüyorum 7/24. Görüntülü bir şekilde konuşuyoruz bir de Müge Hanım. Yani maşallah hiç işiniz gücünüz yokmuş. 7/24 görüşüyorsunuz. Gerçekten şoka uğramışız yani. Saat kaçta yani, konuşuyorsunuz kocası? Gündüz de konuşuyoruz, gündüz de konuşuyoruz. Akşam da konuşuyorduk kendisiyle. Biz 4 ay kayınvalidemde kaldık ya. Benim evimde kaldılar ya. Yalan gizli gizli, ya. Gizli gizli konuşmuştur doğru. Ablacığım vallahi billahi odada konuşuyordu kız. Mutfakta konuşuyordu kız. Ha, senle niye konuşuyordu, sen kimsin? Ben Necmettin'in kardeşi görmüşsün ne ya? Olacağım yani. Tanımadın daha görmedin bile yakından ya. Ya nasıl hayırdır? Görmedim görüntülü konuşuyoruz abi tamam görüntülü. Tamam da sen daha bir karşına alıp da görüştüğün insanı daha hayatta görmedin. Ablası olarak hemen iş hayırdır? Tamam ben görüntülü bir şekilde biz ciddi bir şekilde düşündük görüntülü bir şekilde konuşuyoruz. Mutfakta konuşuyor dışarıda hadi konuşuyor. Hadi 50 gündür tamam evin 50 gündür. Odada tamam. Konuşuyor ama hiçbiri göremiyor mu bunu? Tamam sizin yanınızdaydı ya. Sizin yanınızdaydı ya. Niye iyi niyetli yaklaşmadınız? Hani kızım hani bu işi tatlıya bağlayalım. Ayhan Bey ama bak bir şey söyleyeceğim. Yani sonuçta konuşmasalar Necmettin'i de nerede tanışacak? Konuşmadı demiyorum ki. Konuşmadı demiyoruz. Tamam, 7/24 değil. Ya 7/24 dediğin şunu anlatmaya çalışıyor. Yani günün her saatinde konuştuk. Sizin amacınız Erbayna ne yapmak? Erbayna ne yapacaksınız siz? Ne işiniz var Erbayna? Senin ne işin var Erbayna? Satılığa mı çıkartacaksın? Satılığa mı çıkartacaksın? Mal mı sattıracaksın? Ne yapacaksın? Bekar biri. Bize bekar bilmek kendi bekar diyor. Şu an zaten bizim işimiz olmaz onunla. Gönder. Arabaya bindir gönder. Ya sen onun kaç yıllık eşisin bilmiyorum. Siz ona ikna edemiyorsan biz nasıl ikna edelim bu insanı? Ya, sizin yanınıza korkarak gelmiyor. Ya neyini korkacak? Müge Hanım'ın ekibi değil mi? Nurcan Hanım, siz deseniz ki Erva bak biz bu sorumluluğun altında kalamayız. Mecbur bineceksin gideceksiniz. Dinliyorsa beni ben ona yine söylüyorum. Bak söylüyorum. Erva git ailenin yanına istemiyoruz seni. Havadan konuşuyor ya. Mecbursun diyeceksin ya mecbursun. Bir şey sormak istiyorum. Ya zaten duyuyor bizi onu istemediğimiz abicim yani. Ayhan abi bak sana saygımız var. Bak babasısın. Ben bugüne kadar size kötü bir kelime etmedim. Biz dedik mi size abi? Ama hiç biz bir adım gelmediniz. Beni oyaladınız. Beni oyaladınız. Abi oyalamadık abi. Biz sizi bak bekledik. Biz sizi bekledik. Evimize misafir edeceğiz. Müge bir bugün saniye. Bugün yarın gelecek. Müge bir Nurcan saniye. Nurcan Hanım ben Müge, bir şey sorabilir miyim? Bir dakika Müge. Bir Erva'ya söyler misin? Bak Nurcan'la zaten hep beraber şey yapmışlar. Bebeğe de ben baktım diyor. Bebek de burada çok güzel bakılmıştı. Şimdi Nurcan Hanım'ın ya da hakkını yemeyelim. Mis gibi bebekti. Vallahi ben de sordum. Bazen çok pis bebekler geliyor. Ben hatta kızıyorum ne bunu yıkamıyorsunuz diye. Mis gibi bebekti yoldan gelmiş halde. Elinize sağlık. Güzel bakmışsınız maşallah. Bir sorar mısın Erva'ya? Bak Nurcan Hanım diyor ki biz seni istemiyoruz git kızım diyor.
Duyuyor mu? Duymuyor herhalde. Ne diyecek buna Erva? Söyledim Müge Hanım az önce. Nurcan seni istemiyor. Biz artık bir alakamız yok diyor bu saatten sonra dediğim halde. Tamam olabilir. Ben gene de sizinle gelmeyeceğim. Kimseyi görmek istemiyorum. Kimseyle konuşmak istemiyorum. Neden? Verdiği reaksiyon bu. Şey söylerken zaten onu anlatmaya bence çalışıyordum. Bu saatte... Ayrıca şu anda... Bir saniye. Bir dakika dur Müge unutma dur. Bir dakika unutma Kirve'nin lafını bir dakika. Şimdi ben bu saatten sonra Müge'ye de al bu kızı arabaya bindir gelin. Yolda giderken atsa kendini arabadan ne olacak? Atmaz atmaz. Yani. Efendim Müge'cim Kirve ile ilgili ne diyorsun? Kirve ve Necmettin Beyler de zaten şu anda burada değiller. Bırakıp gittiler. Az önce eşiyle çocuklarıyla Necmettin'le herkes buradaydı. Şu anda araba da burada değil. Çekeceğiz diye düşünüyorlar muhtemelen. Gittiler burada bırakıp. Ama tabii ki ailesinden bir takım insanlar var. Akrabalarından çevrede ama onlar gitti. Tamam biz oraya insan gönderelim almaya. Gidin siz alın o zaman kızınızı. Yok hadi tamam ben orada hemen Adana'dan birini yönlendireceğim. Hani bundan gelmek istemiyor ya. Ayhan Bey. Yani ekiple gelmek istemiyor ya. Adam göndermeye gerek yok bizim Müge Hanım, Bediye Hanım orada. Kızınız kabul etse onlar buraya gelmesi için ellerinden gelen her türlü... Arkadaşım yok. 50 gündür yalan söylüyor benim kızım ya. 50 gündür yalan. Nurcan Hanım sabah hatta mı? Nurcan Hanım. Necmettin Bey. Bir dakika dur. Arabadan atmaya kalkmışsın kendini. Yok, onu kim biliyor? Ha? Onu kim biliyor? Kemal abi, sen... Evet, söyle. Evet, sabahleyin Necmettin onun ayrılmak istediğini söyleyince arabadan atmaya kalkmış zaten kendine. Öyle bir şey olmuş. Vallahi bilmiyordum arkadaş da, bizim ekip arkada konuşurken duymuş, onlar da bana anlattı şimdi. Öyle mi Kemal abi? Tut bakayım mikrofon, Kemal abi ne olmuş? Kemal abi anlatır mısın ne duyduğunu? Yani şöyle... Çevirin kendisine. Ya şöyle Müge Hanım şeyle konuşuyorduk, Necmettin'le konuştuk. Abi ben bıraktım, istemiyorum dedikten sonra 140'la gidiyordum dedi. Kendisini arabadan atacağından korktum dedi. Atsaydı keşke. Ya. Öyle ben de Müge'nin günü bilmiyorum abi. Boş verin yani. Benim aklıma gelen başıma gelir. Desteğe de ihtiyacı var şu an Erba'nın. Şu an onlar için telefonla kimle yazışıyor bu ama? Telefonla kimle yazışıyor deminden beri? Sürekli telefon elinde evet. Deminden beri kimle yazışıyor bu ya? Onunla Mecmettin'le kimin? Sen hala istiyor musun Erba'yı? Ayrıca. İçinden geleni söyle ama. Yani kim ne der diye düşünme. Sen hala istiyor musun? Ben şu an Erba'nın Erba olduğuna inanmıyorum. Anlıyor musunuz? O yüzden istiyorum. İstiyorum. Sesim de gitti ya. Yani gelmeyecek. Ben biliyorum. Bak. O kız gelmeyecek. 50 gündür aynı senaryo. Bunlar şu an sadece Türk halkına kendini Erva'yı suçlu gösterdiler. Kendilerini akladılar. Ayhan Bey ama bak bana kızma ama şöyle bir şey var yani. Gidip de benim de beraber olduğum adam ben Ahmet'im diyor. Birisi de diyor ki sen Ali'sin. O da diyor ki gel DNA testi yapayım. Ben tabii ki ona inanmayı tercih ederim. Ama 50 gün sonra mı? 50 gün sonra mı? Ama şimdi DNA testi burada. Yani DNA testine kadar gitti kan verdi. Bebek var ortada. Yani onların bence inanması da çok normal. Ha Necmettin bilir bilmez bir şey söyleyeyim ama Necmettin de bilmediğine öyle inanıyor. Yani ben biliyorum ki kızı orada yalnız bırakmayacaklar Necmettin, şimdi. Necmettin evlenmiş ayrılmış biriyle evlenmek istemiyormuş. İstemiyor. Bunu söyleyebilir. 50 tamam. Gündür aynısı. Bak şunu söylüyorum. İstemiyormuş zaten adam kendi kuralını koymuş. Doğrudur yanlıştır o onun kararı. Ben ona bir şey diyemem. Onun ailesi ve kendisi... Necmettin daha önce hiç evlenmemiş galiba. Hiç evlenmemiş biriyle evlenmesini istiyorlar. Olabilir, ailelerin böyle bir tercihi çocuk olabilir. Çocuk sahibi olan birisiyle daha evvelde söz konusu olmuş. İzin aile onu da reddetmiş. Yani o yüzden... Şimdi de aynısını reddediyor aile. İstemiyor. O yüzden Necmettin de artık bekar birisiyle, hiç evlenmemiş birisiyle beraber olmuş. Sizin kız araya giriyor. Bir de DNA testi. Ya gidip kan testi verince ben bile düşündüm. Bak elimde bütün belgeler... Almanca yani benim bunu okuduğum değil okuduğumu anlıyorum. Buna. Ben bile dedim ki lan bile dedim kız gitti. Neyine güvenip gidiyor da kan testi veriyor diye. Parmak izi vermeye gitti. Aramızda. DNA testi vermeye gitti. Ama 50. gün verdi kan testini. Ama diğer bugün... günler niye vermedi? Ayhan Bey, böyle anlatıyor işte herkese. Düşünürsek kusura bakmayın. Ben sizin baba olarak ve aile olarak hissiyatınıza hürmet ediyorum. Ama Necmettin'i suçlayacak bir durum yok. Necmettin diyor ki ben inandım, güvendim, evleneceğim şekilde de sevdim. Bir müddetten beri de beraber yaşadım. Ama dün gece sabaha doğru sizin kızınızın biraz önceki ifadesi gerçekleri diyor duyunca Erva'nın ağzından bu çocuğun annesi olduğunu, evli olduğunu,
ve bütün bunları bugüne kadar yalanla, dolanla ifade ettiğini duyunca ben bundan işimi kapattım. Benim artık böyle bir erbayla tamam, peki, ilgim yok. Olmaz. Hocam, tamam hocam. Al işini, Allah işini rast getirdim tamam. diyor. Tamam hocam. Şimdi ama bu kadar de. Adam bir gayet dakika, açık sözlü. Tamam hocam haklısın peki. Cuma günü yayına gelirken eşlik ediyorlar da abi, abla, kardeş. Şimdi niye orada bırakıyorlar? Şimdi niye buraya eşlik etmiyorlar, getirmiyorlar? Teslim etmiyorlar Müge Anlı'nıma? Etmiyorlar ama... değil. Biz yok yok sesi... onlar. Ama şimdi kendisi bir bela bir kelimesini dahi kullandı diyor bizim muhabirimiz Müge Hanım. Diyor ki bela kelimesini kullandılar. Artık bu bizim başımızda bir bela. Biz diyor böyle tamam, bir şey... Tamam işte bela ya. Ha. Alıp arabaya koyup biz seni ailene teslim edeceğiz desinler. Ama şimdi kardeşim senin... Hocam ben bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi bir özür dilerim. Biraz önce Nurcan Hanım bağlandı. Necmettin'in kardeşi, kız kardeşi. Çok güzel bir ifade kullandı. Ayhan Bey dedi. Siz 25 senelik bu kızın babasısınız. Siz ikna edemedikten sonra biz şu 3 gün 5 gün içerisinde tanıdığımız kişiyi nasıl ikna edelim? Bu ne demektir? Yani biz hala istemiyoruz. İkna edin, alın götürün. Tamam kızım gel o zaman biz arabayı bindirelim, seni ailene teslim edelim. Biz de bu işten temizlenelim. Hocam ama Necmettin cuma günü ne dedi? 50 tane kocası olsa yine kabul ederim dedi. Şimdi niye kabul etmiyor? Aynen. He. Dedi burada bağırdı, bas bağırdı. Şimdi evet. Bir bakın konuşmanın başında Erva Hanım dedi ki ben şu andan itibaren ailemin yanına geleceğim. Ama bir dakika sonra da ben kendi imkanlarımla geleceğim. Tamam, telefonla siz beni götüremezsiniz diye. Tamam da o gün burada bas bağırıyordu. Ya o günü unut, bugüne bak, şu ana bak Ayhan Bey. O güne gitmek işe bir çare değil. Ya bugüne kadar, yani bu yeni olay Allah değil tabii ya. Yani iki aya varan bir olay neredeyse. 50 kere de kandırmış, hep böyle kandırmış. O yüzden bırakmak istemiyorum. O yüzden ben bırakmak istemiyorum. Geleceğim, ben bilet aldım, uluslararası havaalanına götürdüm bunu. Uçaktan iptalini beyan ettim. Ayhan Bey, ikna edebileceğini düşünebiliyorsan atla git bulunduğu yere, baba olarak kal kucağına gel. Öyle yapacağız. Daha ne diyeyim sana? Artık yani... Ya ama iki aydır bunları orijinal ben belgeler sunuyoruz. Ben oraya iki kere gittim, sunuyoruz. İki kere. Ya, tamam. Bu iki aydır öyle belgeler değil, sunuyoruz. Aynen. Ya Almanya'da gülerler buna. Hanımefendi iki aydır diyor uluslar ki ben yalan söyledim. Uluslararası doğum belgesi var ben elinizde. Bu insanlar hiçbir şey görmemiş mi? Hala evvel. Hiç mi okula gitmemişler? Hiç mi bir şey görmemişler? Ya burada Necmettin'i Züleyha, çıkartmayın. Züleyha yalnız şimdi... bir şey söyleyeceğim. Ben ona şey belgesini gösterdim. Ne diyeyim? Ultrason belgesini evet, gösterdim. Ben kendisine buraya geldiğinden beri Erva diyor. Dedi ki benim de burada Erva yazıyor değil mi? Ben zaten Esin'im tamam, dedim. Tamam Erva. Olay ne biliyor musunuz? Olay ne biliyor musunuz? Bunlar da bozuk o zaman. Müge abla olay ne biliyor musun? Şimdi DNA çıktıktan aynen, sonra ortaya Elvan çıkacak ya. Bu yayında şimdi bir delil olduğu için burada Esin dediği için siz diyeceksiniz ki ben seni ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götüreceğim. En kötüsünde baban senin vasini alacak. Bunlar akıllı. Çok akıllı. Ayhan Bey galiba siz herhalde o noktaya doğru gidiyorsunuz gibi geliyor bana yani herhalde. Ya, biliyorsunuz demek istediğimi anladınız. Şimdi o DNA çıktıktan sonra siz diyeceksiniz ki o zaman... Sen burada Esin'im dedin, DNA'da Erva çıktı, senin ruh ve sinir sağlığın yerinde değil. O zaman onlar da bir şey yapamayacaklar. Vasiliye kadar gidecek o zaman. 50 yaşında da olsa bana ait olacak her şeyi. Her şey, herkes akıllı burada. Yalnız bu kadar bebek duygusu da olmaması... Öyle yani bebek... Ben onu diyorum ya, ben onu diyorum zaten. Ben televizyona çıkmışım DNA'dan ya. DNA'dan sonra o kızın ruh sağlığı bozuk denilecekti. Çünkü Esin diye ısrar etti burada. Kendi kimliğini inkar ettiği için. Siz de diyecektiniz ki o zaman. DNA sonucunda Erva oldu öğrenildi. Bu kız gerçekten ruhsal sıkıntıları var. Sevkini... Dilekçesini yapacaktık burada ekipler. Ayhan Bey zaten kızınızın ruhsal problemleri var. Mutlaka profesyonel desteğe ihtiyacı var. Dinlemiyor ki. Ben burada... Müge televizyonu açın hani, bari orada. Demin bağlanan Nurcan Hanım'ın hani olayı bilmiyor olması ihtimaline inanıyorum çok az, açıkçası. Çok az. Ama Necmettin'in... Ama Züleyha da diyor ki pardon Züleyha Hanım da diyor ki... Bak o da doğru bir mantık. Ha. Hangi kız diyor kız kardeşiyle kocaya kaçar aynen, diyor. Ya kandırmış kadar olabilir. Ben, Necmettin'in ben burada
bilmediği yönünde çok inancım yok. Necmettin'e gittim ben, 10 tane belge sundum orada. Ben bildiğini düşünüyorum. Necmettin bildi ailesine karşı da söylemedi. Necmettin ailesine karşı böyle bir yalanı oluşturdu. Çünkü taziyede bunu eşim olarak tanıtmış. Ablası bilmiyor. Nişanlım eşim diye tanıtmış Mardin'de taziyede. Akrabaları da öyle algılayınca bu sefer girdiği yoldan bunlar dönemediler. Aynen. Akrabalarına rezil olmak için. Benim anlamadığım bir şey daha var. Ha. O zaman benimle niye aşkımla, canımla, cicimle evet, yazışıyor? Niye yazışıyorsun bana daha? Çiçek aldırttırıyor, havalimanında beni bekletiyor. Şimdi... Sorsa da Müge gerçekten ya. Niye o zaman Hüseyin'i öyle yapmış, çiçekler miçekler aldı? Hüseyin'e polis de, kontrolündeyim. Hüseyin'e de güzel güzel çıkmak yazışmaları üzereyim. Var. Aşkım bebeği özledim oh, bilmem ne falan. Neden çiçekler kontrolü aldığını soruyorlar. Hani Hüseyin'e çiçekler alıyorum. Yani Hüseyin'e neden konuştuğunu, niye öyle mesajlar attığını soruyorlar. Ondan bahsedildi. Hani ben... Aşkım yazmışsın. Dönmüyoruz sana. Sen bana söyle. Kesinlikle. Abla tek de... Hayır, madem barışmak istemiyordun, Hüseyin'e niye o mesajları atıyordun? Ben ona yani bir şey atmadım abla. Ben ona aşkım canım cicimle... Ben ona aşkım canım cicimle mesajları atmadım. Öyle bir şey ben okudum artık ya. Ay bir de beni de yalancı çıkarmaktan vazgeçsin insanlar. Mesajları ben okudum diyor Müge Hanım. Ay dişim olmaz yani yalanla dolanla. Abla ben konuşuyorum. Bu kızı gerçekten bir hastaneye atalım bu kızı. Hastanelik ya gerçekten. Mutlaka profesyonel destek almanız gerekiyor. Vasilikten korkuyorlar. Vasilik aldığım zaman ben... Tamam çıkmıyorsun, ben varım zaten ekranda. Sen çıkmıyorsun. Neden o mesajı attığını soruyorlar. Tamam attıysan attın yani. Tekrar çevirme. Sonuçta hani yalan yoktu artık. Diye mesaj at. Hayır aşkım diye mesaj atmandan Müge Hanım da okuyor o mesajları. Onlar eskidir aşkım diye. O bana diyordu ki niye bana aşkım diye. Eskidir değil, ayrı olduğunuz zaman şu zaman zarfından bahsediyor. Ocaktan bu zamana kadarki süreç içerisinde. Atmadın mı? Konuşmuyorum. Hayır. Konuşmuyorum diyor Müge Hanım, cevap vermiyor. Gene cuma günkü tavrına büründü. Bir şey söyleyeceğim, hiç mi şey yok? Hiç mi bir değişiklik yok seninle dönmesi için? Yok. Yok Müge Hanım, yok. Gittikçe kapanıyor. Necmettin'in cevap erkek veriyordu arkadaşı. Artık cevap da vermiyor. Bir dakika, Necmettin'in erkek arkadaşı telefon hattımızdaymış. Efendim günaydın. Merhaba, hayırlı günler Müge Hanım. Çok teşekkür ediyorum, buyurun. Müge Hanım, öncelikle ben Necmettin'in arkadaşıyım. Olaylara sonradan dahil oldum. Yurt dışında yaşıyorduk, ben de Karayipler'de yaşıyorum. Şimdi biz Ayhan Bey'le de İskenderun'da tanıştık. Ben Ayhan Bey'i de çok iyi anlıyorum. Ayhan Bey'le biz konuştuk. Ayhan Bey o zaman Ervan'ın Necmettin'in beyinli kadını söylüyordu. Şimdi Necmettin'e de hak veriyorum. 8 ay görüştükten sonra böyle bir şey çıkması, kızın iddiaları reddetmesi, ailemin bana iftira atıyor, kuzenimle zorla evlendirecekler gibi alanlarda bulunması. Bir de o dönem Necmettin annesini kaybetti. Psikolojikmen her şeyi algılayamıyordu. Biz bazı şeyler anlatmaya çalıştık ama durumun buzağa gelmesine büyük ihtimal Erva kestiremedi. Ama bunları daha uzatmaya gerek yok. Ben Hüseyin'i de Ayhan Bey'i de çok iyi anlıyorum. Sadece şurada bu yüzden ben telefon bağlantısına girdim. Yani buradaki hiç kimsenin zan altında kalmasını istemiyorum. Çünkü biz de buradaki muhabirinizin Müge Hanım da Erva'yı ikna etmeye çalıştık ama gitmek istemiyor. Bunun ne aileyle ya da ne de Necmettin'le herhangi bir alakası yoktur. Yani siz gerçekten inandınız mı bu kadar babası geldi, o geldi, İsmail, belgeler... İsmail, ben sana o gün demedim mi? İnandınız mı yani ev bekar olduğuna? Ben de Kirve Bey de Ayhan Bey'le görüştükten sonra fikirlerimiz değişti. Necmettin'in şartları oldu o zaman. DNA'ya oturalım. Eğer Erva yalan söylüyorsa alsın kızını gitsin dedi zaten. Ama İsmail, Erva ile kız zaten Necmettin'in yanında. Orada ikisinin DNA'sını aldırsın. Olmadı mı? Bir kadın ginekoloğuna gitsin. Doktor da hemen söylüyorlar. Ayhan abi hatırlıyorsan biz burada konuştuğumuzda sen dedin ya ben kabulüm bütün şartlara, ben de uyuyorum. Tamam ama benim süreç uzuyor. En kısa süreç çocukla kız Necmettin'in yanında değil mi? Doğru mu? Evet ya, şimdi şöyle bir şey düşünün. Bakın bu adam daha sağlıklı düşünemedi o zaman. Annesini kaybetti. Kız babam yalan söylüyor. Bu annem yani değil. Bugüne bakalım. Ben anladım. Burada şey demişsiniz. Bizim yanımıza da kendisini arabadan atmaya kalkıştı demişsiniz. Şimdi Necmettin'le beraber İstanbul'da döndüklerinde Necmettin bu olayda kız kendini ifade edip yalan söylediğini söyleyince Necmettin ben kabul etmiyorum. Ayrı arabadan inmek istemiş. Kendini, hani bu sizin de ekibinizle de gidince aynı şey başlarına gelebilir.
Evet evet ben şimdi de biz, zaten. Bana şimdi Ayhan Bey diyor ya zorla bindirilsin falan. Biz zorla nasıl tamam, bir bahçe İsmail'im, İsmail şimdi siz orada onu bırakınca onun başına bir şey gelirse ne olacak? İşte ben de bunun için aradım Ayhan Bey. Ortak mantıklı bir karara bağlanın. Sonuçta Müge Hanım'ın ekibi de burada. İstiyorsanız ekip de gönderin. Emniyetle gel. İstiyorsanız siz gelin emniyetle beraber alın. Müge Hanım'ın ekibi de burada. Yani herhangi bir baskı ya da bir şey yok. Biz de onun için tedirgin oluyoruz. Biz Hüseyin için de üzülüyoruz. Sizin için de üzülüyoruz. Benim yani için üzülmeyin. Şey benim için kimse üzülmesin. Benim kızım var yanımda. Merak etme sen. Allah ayırmasın Hüseyin. Allah razı olsun senden. Tamam mı? Sen şimdi kendi içine bak. Mantıklı bir yol bulalım. Sen kendi içine ya bak. Şimdi senin tansiyonun yüksek, gergin konuşuyorum. Ben ortamı yumuşatma açısından mantıklı bir karar aldım. Biz 50 gündür uğraşıyoruz bunun için. 50 gündür bana aynı senaryo uygulanıyor İsmail. Tamam mı? O yüzden geleceğim, hiç konuşma. Geleceğim, kendim senin geleceğim. Senin bilmediğin şeyler var. Ayhan Bey, biz buraya gelince size yardımcı olmaya çalıştık. Sizi başımızın üstünde tuttuk biliyorum, biliyorsunuz. Biliyorum, biliyorum. Burada herhangi bir tatsız olayla karşılaşmadınız. Yok, yok. Ama şu an o geçmişi kapatalım. Mantıklı bir yol çizelim de bunu sağlıklı bir şekilde kızınıza kavuşturun. Aynen öyle istiyoruz biz de. Ama sizin desteğinizle olacak bu. Şimdi ben üstüme düşeni yapıyorum. Müge Hanım da üstüne düşeni yapıyor. Ama kız binmek istemiyor. Ben de size diyorum ki istiyorsanız hani daha mantıklı bir çözüm yolunuz varsa böyle gelelim. Burada tansiyonu yükseltmeniz gerekiyor. Örnek. Biz de bilmiyorum. İstiyorsanız emniyete uçağı çağırın. Bindirin, uçağı bindirin. Ya bize şu anda da emniyetime alay yapabileceği bir şey yok. Şöyle bir şey var. Kız 25 yaşında. Bak Müge. Bu da dizi dinlesin. Aa vallahi yani artık ben bir saatten sonra ben de kimsenin annesi babası değil. Ben anne dinliyor, baba da olsam. Sizi şu an televizyonu açtık dinliyorum. Tamam yani canım. Ben anne baba olarak da yani ben şimdi herkes her dediğini yapsın ben de kabul eder. Birisi olmadım hiç hayatım boyunca. Ne eş olarak kabul ederim ne anne olarak kabul ederim ne kardeş olarak ben kabul etmem. Herkes de biraz bilecek. Bir dur. Bak diyorlar ki biz vermek istiyoruz diyor. Babası da gelsin bir yerde buluşsun o zaman söyle babası gelsin alsın. Ha yeterse de yeter ama sıkıldım ha. Orada ne olacak? Bardan pavyondan mı toplayalım? Onu mu istiyormuşum? Beni açık açık konuşturuyorsunuz yani. De artık söyleyeyim bari burama kadar geldi. Nereye gidecekmiş orada? Kimseyi tanımıyor etmiyor. Nereden alacaklar? Cebinde parası yok. Erva. Nereden toplayacağız yani biz bu kızı? Sonra gene bir şey olduğunda gene aile buraya gelecek. İstemiyorum ziyan olsun. Bizimle de gitme. Aa. Baban seni görsün burada sağlıklı bir şekilde zorla tutulmadığını. Gelsin mi buraya? Babası gel, babam gelsin diyor. Babasını bekliyor buraya. Tamam. O zaman bizimle birlikte gel, bekleyecek misin babanı? Burada. Baban gelecek şimdi ilk şeyle. Sen bizimle burada bekleyecek misin? Ben gelmek istemiyorum de. Gittim ben oraya çünkü. Yani kaçmayacaksın. Tekrardan bir başka noktada aramayacağız gene seni. Kaçmayacağım. Hatay'dayım. Hayır Hatay'dayım değil. Bizimle beraber babanı bekleyeceğim. Burada değiliz tabii ki çıkarız yani. Tabii ki burada duramayız. Artık Necmettin'le bir alakan yoksa burada duramayız zaten. Yani bizim yanımızda babanı bekleyecek misin? Bana bunun sözünü vermen lazım şu an, ona göre hareket edilecek. Yani bu tuvalete gittim sonra vazgeçtime dönmesin gene. Baban gelsin mi gelmesin mi? Ben arayacağım konuşuyorum. Anlamadım. Ben arayacağım diyor şimdi. Gel, az önce gelsin dedin, bak atlatmaya çalışıyorsun. Mesaj da çekiyor belki sana şu an Mecmettin. Bilmiyoruz sözleşiyor musun? Ama işte bak bunun netini konuşman lazım. Bize inanalım sana. Biz seni götürmeyeceğiz. Baban buraya gelsin mi gelmesin mi? Çok net. Artık çevirme. Baban gelsin mi gelmesin mi? Gelmesin. Gelmesin. Babam gelmesin diyor. Polise gidecek oradan da. Uzaklaştırma aldı çünkü benden. Sana mı uzaklaştırma Uzaklaştırma kararı almış. Bugün beni emniyetten Konya Meram'dan aradılar. Benden uzaklaştırma kararı aldı. Daim abiyle de görüştü emniyet. Ama bunlar da böyle emniyeti boşuna öyle yok yani. Yani. Beni emniyetten aradılar Konya Meram'dan. Daim abiye verdim. Uzaklaştırma almış kızım benim hakkımda. Aldım. Benim için de. Valla Erva adımıdır. Hani biz sizden akıllıyız onu bilak, söyleyeyim. Adımıdır yapabildiğim budur. Bak orada kalırsın kızım. Dinliyor mu beni? Tamam mı? Zaten sen oraya evlilik niyetiyle gittiysen zaten sen evli bir kadınsın. Evlenecek halin yok. Ailede açık ve net söylüyor. Bunun doğruluğunu yanlışlığını savunmuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bu benim görüşüm değil. Aile diyor ki biz ilk evliliğini yapacak biriyle çocuğumuzun evlenmesini istiyoruz. Mesela bu tercihtir. Evlenmesini de kabul etmiyoruz diyorlar. Necmettin de çocuklu biriyle evlenmek istemiyormuş. Olur, haklıdır. Benim çocuğum vardır, senin çocuğun vardır. Evlenelim. Yani ona da ben kimsenin de fikrine de karışacak halimiz yok. Senin de orada arkadaşın falan yok. Cebinde paran da yok. Ne yapacaksın kızım sen? Ne yapacaksın yani?
Ne yapacaksın burada? Burada kalktılar, geldiler Almanya'dan. 84 yaşında babaannem burada. Daha sen ne istiyorsun? Allah'tan belanı mı istiyorsun? Ne istiyorsun sen de? Avur say biraz çok say. Bunun babası dedesi hak etmedi bu işi. Müge Hanım. Ne diyor? Kim? Kendi başımın çaresine bakabilirim. Ondan sonra da çok özür diliyorum. Allah uzak etsin. Sonra kimsesizler mezarlığında bu insanlar ne arıyor? Çok özür diliyorum. Burada barlarda, pavyonlarda insanlar ne arıyor? Ha, bir böyle imkansızlıklar içinde anası babası sahip çıkmayan, kocası sahip çıkmayan sokaklara atılan kadınlar var. Onlara ben çok saygı duyuyorum. Nerede çalışırlarsa çalışsınlar. Ekmek parası derler. Bir de senin gibi bütün dünyanın kaç kilometre uzağından buraya gelen akrabalarım var. Sen hala daha kendi başımın çaresine bakacağım. Nereye bakıyorsun sen kendi başının çaresine? Günah değil mi senin bu bebeğine ya? Alıp gidiyorlardı kızım sosyal hizmetlere. Vallahi billahi alıp gidiyorlardı ya. Hiç mi utanma yok ya? Vallahi billahi bak bunu şey yapacağım yani. Hani bana güvenip bıraktılar. Falan Müge abla olmasa da alıyorlardı kızı ya. Haklılar hiç da. Hiçbir şey yani bilmiyor ya. Hiçbir şeyleri yok. Baba dedim ki ben babası olduğuna %100 eminim. Lütfen dedim ya. Yazık günah dedim bebeğe. Şöyle günah. O bebeğin de alıştığı bir ortam var. Günah değil mi şimdi? Yanlış anlaşılmasın. Sosyal hizmetler kötü bir yer diye söylemiyorum ama bu bebeğin bu kadar akrabası varken niye şimdi bilmediği bir ortama girsin orada sosyal hizmetlere? Evet. Kıyamadım senin çocuğuna ya. Ben kıyamıyorum da sen nasıl yani, böyle davranıyorsun? Bir şey de söylemek sağlık istemiyorum. Baksana kendisini atmaya kalkıyor, ona kalkıyor, buna kalkıyor. Günah değil mi bu ailene ya? Sağlık durumundan endişeliyim ben. Yani hasta bu kız. Hasta. Kızım bak yayını da kapatacağım. Bak hazır burada babam. Bu da kaç yaşında adam ya? Ağlıyor ağlıyor içi şişti. Baban gelsin. Baban gelsin. Hadi Hareketlerin normal mi sence? Senin bir çocuğun vardı, düşünmen gereken babanın. Sevgilisiyle de gelmeyeceğim. Babanla buluşturalım seninle. Dedesiyle babaanne. Bak babaanne diyor ki ben geleyim diyor dedesiyle diyor. Yok geleceğim de gelsin desin demesin gidiyorum akşama. Gidiyorum. Kesinlikle. Kızı da ben sana veririm. Zaten sert tepki vardı. Ona kesinlikle. Tabii çünkü babaanne tutacak saçından çünkü. Evet. Sert tepki. Bir yaştan sonra öyle oluyoruz herhalde. Artık. Tabii az emek verdim ben sana. Yok nasıl ben tanıyor musun kızı? Necmettin'in ailesine sesleniyorum. Siz Necmettin'i alın uzak tutun. Buradan da aile gider. Ha diyorsanız ki kardeşim evli kadın boşansın bekliyoruz bilmem ne. O da bir tercihtir. Madem böyle söylüyorsunuz sözünüzün arkasındaysanız artık siz de çekilin aile de gelsin denesin şansını. Günah yani. O da 25 yaşında ya. O da küçük. Siz bakmayın şimdi kızıyorum ediyorum evet ama 25 ya, yaşında ya. Evet ya aklını çeldi ya. Akıl bırakmadılar çocukla ya. Pınar Terzi'yi görebilir miyim? Çok teşekkür ediyorum. Aa bu hediyeyi gönderen. El emeği seramik bardaklar gönderen ve Sevgi, Hava, Gönül ve Emine. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Müge Hanım sizi canlı yayında göreceğimizin heyecanını yaşıyoruz. Hollanda Lahem'den sarı papatyamıza sevgi ve saygılarımızla demişler. Çok teşekkür ediyorum. Bana çok sevdiğim lalelerden de getirmişler. Sağ olun çok severim lale. Evet. Konuşabiliyorum. Biz dediğiniz gibi Lochem Hollanda'dan Lochem geldik. Lochem diyeyim okunu. Lochem kentinden. Kucak dolusu selam getirdik size. Ayrıyeten Hikmet yengeme, annem Selvi Nazlı sarı papatyasısınız. Onların da sevgi selamlarını getirdik. Dobralarınıza. Yakından görmek iyi miymiş? Aynen çok güzel. Sizin dobralığınıza, dürüstlüğünüze hayranız. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Demek ki siz de öylesiniz. Kuşlar sürüleriyle uçar. Ben hep öyle söylerim. Kimsenin zaten %100 herkesi sevmesi gibi bir durumu ben kabul etmem. Bir gün beni %100 herkes severse kendimden şüphe ederim. Kim benim gibi düşünüyorsa kuşlar sürüleriyle uçar. Dur bakalım hala kızının yanındayız. Senin kızın hepimizin kızı. Bakma. Allah inşallah bırakma şunun peşini ya. Vallahi bırakma. Ay şu 25 yaş meselesi var ya. Yani bunlar 18 yaşından küçük davranıyorlar ama 25 yaşındalar işte oralarda insan zaten aynen, çıldırıyor. Sağlığı bozuk de Allah aşkına senin elin uzundur. Bunun sağlığı bozuk de ne olursun. Senin bozuk ya sağlığı bozuk. Bak bunu uzaklaştırmış da seni uzaklaştıramaz da Allah'ı ne olursun. 50 gündür aynı senaryo. 50 gündür aynı senaryo. Ya getirecek mesela o galip kirvesi babama teslim edecek veya bana.
O zaman vallahi inanırım. Müge, şöyle söyleyeyim. Ne olursun. Uğraşırız birkaç saate hallederiz. Söyle, o zaman babaya gideceğiz. Mahkemeye vesayet davası açacağız. Aynen öyle. Vasiliğini alacaksın. Yani başka çaren yok. Ne olursun, yani kurda kuşa ziyan edemeyiz bu çocuğa. Ya. Evet, aynen öyle. Herkesin canlı yani. Ya, İnsan kendisini, köpeğini, papağanını bırakmıyor da biz bu çocuğu oralarda bırakacak halimiz yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dur bak, o zaman onu deneyiz. Konuşalım ya, şimdi o zaman onu yaparım ben sana. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.